Abi ben sadece şunu anlatmak istiyordum. Yani benim sadece kafamdaki düşünce şu. O şekil vardı, onu yaptı. Evet, yani o şekilde yapacağım ama şimdi şu şekilde yapmayı düşünüyorum abi. Sil onu, sil. Ondan sonra bir başta sen onu şekil yaparken bir kardeş kalksın. Dima kaçıncı ders, tarihi vesaire. Sol köşeye, sol köşeye. Bir tanesi çıksın yazsın. Ben de kuramıyorum. Evet abi sen yazın. Onlar yazın abi boyunca. Yani sen boyunca. Dima. Trabzon. 61 Trabzon. Şunları biraz küçük yazsaydım çok iyi olurdu ama küçük yazmasak da Hasan abi. Yani şunları silmek istemiyorum. Çünkü bana böyle bir yerde bir olsa istemiyorum. Nasıl olsun? Buradan gideceksin. Beni kim öldü? Ha, seni şey mi? Çok ben şey oldum. Çok mu? Acaba şey olur mu? Cihazda var. Cihazda vardı. Hiçbir bana inlemiyor. Bana çıkılmıyor. İnşallah şöyle bir şey yaptım. Hem herkes bu azalarken Mesnevi Nuriye'de 55 lisanla tevhidin yöntemini anlattı. 55 çeşit delil değil. 55 tane farklı bir yöntemle tevhidi üstad ortaya koydu. Bu Mesnevi Nuriye'de uyguladı. Mesnevi Nuriye'de kendisi söylüyor. 55 tane tevhid değil, 55 tane ben söylerim, sen söylersin. Elmadan, armuttan, ağaçtan, sığırdan, 500 tane söyle. 55 tane usul, yöntemle, bir şey anlatacağım da onun için söylüyorum. O 55 tane yöntemle tevhidi bulmuşsa dedim, 55 tane kemalat yolu var. Çünkü şeytan bir kemalatı insaniye sebeptir. İki, makasıdır, gayriye kullanıyoruz. Makasıdır, bunu ona alıştığım için ona söyletmeye çalışıyoruz. Makasıdır, gayriye külliye. Şeytanın iki tane şeyi var değil mi? Şeytan, melekut tarafına bakınca, kemalat insani, makasıdır, gayriye külliye sebep, iki. Adeta, iyi ki var, dettirecek bir şey var. Ama mülk tarafında, Celal ve Cemal'in çarpışmasının zeminsiz zemini, ademi bir temsilci. Bu sefer sırf Kur'an'da, külliyatta değil, sırf Kur'an'a şey yaptım, 1,5 gün uğraştım. 55 tane de dedim, en az şeytanın bu tevhid yolunu ortadan kaldıracak sıfatı var. Onu bizde nasıl aktif ediyor diye 55 tane şeytanın sıfatını çıkarttım galiba. 55 tane yapamadım herhalde 1,5 günde. 53 tane mi size göstermek istiyordum da bulursam 52 53 tane buldum. 2-3 tane kaldı Kur'an'da. Onu da size haber vereyim. Onu da Allah nasip etti. 55 tane o insandaki kemalata götürücü şey. Abi peygamberin de 55 ismi vardı abi. Peygamberin de 55 ismi vardı. Ondan sonra tabii alakası derken mesela Peygamber Aleyhisselam'ın 55 tane mesela diyelim ki bir unvanı nedir? Mesela Muhammed'dir, Ahmet'tir vesaire var ya. Ha şeytan Kur'an'daki şey 372'de. Bu defterdeymiş. O Peygamber Aleyhisselam'ın 300 kaç dedi? 72. Yani 372 bu. Yanlış mı yazdı? Ha 72. Ha, tamam ama bu değil. Yanlış. Kaç tane oldu? Tuttu şöyle. Ben merak ettim kaç tane sıfatı konmuş diye de. 372 şurada mı acaba?
Şimdi gafur bitirince ben şey yapacağım kardeş. Sesimi keseceğim. Ama 372 diyor. Acayip bir şey yani. 372. Zar vermeyle. 272 olur mu? Ben merak ettim kaç tane oldu da. Onu size çıkartmak istiyorum kısacası. O çünkü lazım. Yani o kadar mesela bir tanesi yeyiz. Devamlı söyledim. Bir de niye söylüyorum? Psikoloji olarak çıktım. Bir tanesi dimağa korku salıyormuş. Melekler kalbe haf salar. Haf şöyle misal vereyim. Haf çocuğun annesinden kaçıp gene annesinden lezzet alması. Bu haftır. Çocuğun babasından kaçması, uzaklaşmasına da korkudur. Dimağımıza psikolojik hastalıklar var ya, işte ölüm korkusu, imansızlık korkusu. Haf, şey, korkuyu salan şeytanmış. Allah dilek söylüyor. Neyse bunu şimdi bulur. Hasan abici. Ha şimdi sen dinliyorsun. Belki şuraya da. Ha, 100'e 300 değilmiş abiler. Şunu ben şey yapayım da seni dinleyeceğim. 172'ymiş sayfa. Kaç tane bulmuşum? 52 tane bulmuşum. Ha, bak bir tanesi neymiş? Korkak olur sana korkaklığı pompalar. Korkaklığı, korkuyu şeytan pompalıyor dimağa. Serbest bölgemiz vardı ya. Tamam, 52 tane, 3 tane kaldı. İsrafa teşvik eder. İsra suresi 26. ayet. Detaylara daldırır. Bakara suresi 61. ayet. Duygusallık telkin yapar. İsra ve mümtehine surelerinde. Vesaire. Diye bir tane atayım mesela. Müminlerin zamanla yıpranmalarını ister. Âl-i İmran'da geçer. Müminlerin arasını bozmaya çalışır. İsra ve Maide suresine geçiyor. İnsanların şükretmelerini engellemek ister. Araf suresine geçiyor böyle. 55 tane. Bununla yola çıktım. Şu anda 52. 3 tane. Bugün de bitirirsem inşallah. Hadi bakalım. Şimdi Hasan abicim, ben bunu... Seni yazmadan evet, zaman kazandırdım şimdi sana. Cahil cesur olur diyerek İlk bir iki okumayla birlikte ben size bir sürü şeyler herhalde sunabilirim diye düşünmüştüm. Lakin bunu okudukça bunun hakikaten çok derin bir deniz olduğunu tek başıma gidersem belki vurgun yiyebileceğimi düşündüğümden dolayı çok fazla bulaştırmak istemedim. Sadece fikir olarak şunu anlatmak istiyorum ben. Şimdi benim düşüncem Hasan abi, şimdi hep şunu düşünüyorum Hasan abi. Bir mecul var ki berzah, bunun bir üstü var. Vücub, vacip alemi, dairesi veya öyle diyelim. Bir de aşağıda mümteni, mümkünat ve imkanatın olduğu, mümkün, mümteni ve imkanatın olduğu bölüm var ki kainata denk gelen bölüm Hasan abi. Şimdi benim fikrim şu, burası abi karşılıklı iki tane ayna gibi düşünüyorum Hasan abi. Yani burada olanın, yani bunları neden konuşuyoruz? Çünkü Allah razı olsun bir hocamızın bir vesile oldu. Tekvini yeniden tevafuk etti. Zaten biz de yönelmek üzereydik. Evet. Tekvine evet, biraz daha herhalde geç kaldık. Hızlı yönelmemize vesile oldu. Evet. Hocamızın bir sorusuyla birlikte. Geçen hafta birinci derste böyle bir şey işledik. Çok hoş, çok bir taraftan zevk veriyor. Çünkü burada sanırım bu kainatın üstüne ben sır diye bakıyorum. Altı tılsım diyor Hasan abi. Biz bu sırra muhatap olmak insana bir heyecan veriyor Hasan abi. Dolayısıyla herhalde... Bak görüyor musun? Güzel. Kainatın altı tılsım, üstü sır. Çok güzel. Çok acayip değil mi? Dolayısıyla sırra muhatap olmak Hasan abi bir heyecan veriyor. Sanırım ondandır ki
arkadaşlarım herkes herkes suratında da aynı şeyi görüyorum ifadeyi. Bir heyecanımız var Hasan abi. Yalnız benim şahsi kanaatim şu ki Hasan abi. Bakın bir ayna burası Hasan abi misalen. Öyle kabul edebilir miyiz? İfadelerimizde inşallah yanlışlık olmaz. Bir ayna da aşağısı diye varsayarsak Hasan abi. Şimdi bizim açımızdan şimdi her şey belki burada gerçekleşiyor Hasan abi. Dolayısıyla yani burada yani yukarıyı da aşağıyı da aynı eşitlikte paralelde bizim götürmemiz lazım Hasan abi. Hı. Yani buradaki konuştuklarımızı benim şahsi kanaatim Hasan abi aynanın karşısına geçtiğiniz zaman bir kolunuz eksik görünmez. Veya bir bacağınız, bir vücudunuz eksik görünmez. Fazla da gözükmez. Fazla da görünmez. Neyse odur. Dolayısıyla gidip evet bu yakışmamış diyerek karşı taraftan bakıp üstünüzü değiştirebiliyorsunuz veya saçınızı tarıyorsunuz gibi. Şimdi burada tabii ki ifadelerimde inşallah yanlışlık olmaz. Benim demek istediğim burada o aşağıya göre, aşağısı yukarıya göre ayarlanıyor demek istemiyorum ama biz dışarıdan bakınca burada içinden çıkamadıklarımızı buraya bakarak daha kolay neticelendirebiliriz. Veyahut da burada anlayamadıklarımızı belki burada daha büyük alimlerin daha önce yapmış oldukları ifadelerden burayı tespit edebiliriz. Yani buranın sağlamasıdır burası diyerek ikisini de eşit götürürsek burası daha anlaşılır olur bizim için gibi kanaatte vardım. Yani tamam, haddim olmayarak. Şimdi şey ekleyebilir miyim doktorun sözüne? Seni dinle. Şimdi yukarıyla aşağısı aynı olması şöyle belki imkansız olabilir. Yani aynı olamaz. Mesela ayna benim duygularımı gösteremez. Ayna evet. Benim imanımı, küfrümü gösteremez. Evet. Ayna benim atom seviyesindeki sahip olduğum şeyi gösterebilir. Kesitlerde öyle ama. Kesit maddilerde öyle. Ama şimdi bak yukarısı vacib bir vücut. Aşağısı aşağısı tılsım dedi. Yani ne? Mükevvenat diyebiliriz herhalde aşağısına değil mi? Yani mümteni mümkünat ve imkanat şeklinde aşağısı vücutla ilgili. Yani yukarıyla aşağısı birbiriyle aynı ve birbirinden kopuk değil ama birbiriyle aynı denilemez gibi geliyor. Şimdi şu neyse bir şeyini bitir. Sana yani ben şimdi kebandaki elektrik ile elbette şu bizim ampuldeki yanan elektrik elbette aynı değil. Zaten ben de onu ifade etmeye çalışıyorum. Arada Hasan abi çok güzel söyler. Bir trafo Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için. Yani oradan geçip bize gelmesi zaten mümkün değil Hasan abi. Yani bizim o şeyi kaldırma şeyimiz diyor elbette ama yani o silsileyi bahsediyorum. Zaten burada tılsım, burada sır deyince şey benziyor yani. Şimdi şeceri hırkat büyük insan ya. Evet. İnsan küçük kainat değil mi? Evet abi. Şimdi mesela bu bir koy kenara. Bir de bu nedir? Külliyatta bir şey bakıyoruz ya bu nedir? Bulamazsan ne değildir? Evet. Buyurun. Yani bu ne değildir o zaman? Bu değildir, bu da değildir. O zaman bu şey değil. Benziyor ya üniversite imtihanında. Bilmiyoruz hocam ama bu olamaz. Kesinlikle olamaz. Hı hı. Bu da şüpheli. Buna hiçbir şey diyemedim bu gibi. Şimdi insanda bulamadığımızı, şeceri hırkatı bulamadın. İnsanda mesela vacip nasıl bir şey? Bak. Başka bir şey soktunuz değil mi? Hı hı. Vacip-ül vücut hakkında Allah'ın söylediği açıklar var. Mesela Allah ben tekvinim. Benim zat-ı sıfatım tekvindir. Sübut-ı sıfatım budur. Demedi ki. Evet. Bunu eğer deseydi bu nasıl olurdu? İhtilaf olmazdı. Ulema Eş'ari diyor ki tekvin diye bir zat-ı sıfat yoktur. Sübut-ı sıfatta olan kudretin içinde bir sıfatıdır. Şu sıfatın sıfatıdır. Tamam mı? Maturidi Hazretleri diyor ki iki tane itikat ibamız var. Tekvin diyor değil kudretin diyor. Kudretin dışında bir sıfattır. Şey anlatmak istiyorum. Yani nas değil. Peki bu adamlar nasıl çıkarttı bunu? Allah hakkında böyle tekvin denilen bir sıfatı olduğunu kendisinden buluyor. Kendisindeki şeyle, işaretle gitmiş. Kur'an, üç aynı. Kur'an, yaşayan karşılığı, enne natıkıl Kur'an, ben canlı Kur'an'ım diyor Hazreti Ali.
Şecere Hilkati. Üçü aynı. Aynı yere şöyle diyor üçüne, Şecere Hilkati. Kitab-ı Kebir-i Kainat. Kur'an-ı Ekber. İnsan-ı Ekber. Kainat-ı Suğra diyor. Bak ona diyor ki 15. şu anda. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Tamam mı? Ha o zaman ya Kur'an bu üçlemeden çıkartılıyor. Kur'an, insan, Şecere Hilkati, Kainat. Üçü aynı. Onu da bulamayın. Şimdi bulamayınca orada buluyorsun. Tekvini nerede buluyor? Kur'an'da bulamamışsa kainatta bulmuş. Onda bulamamışsa insanda bulmuş. Üç döngüyle. Onun için bu tür şeyleri şunu kastediyor diye söyledim. Tabii ki vacibül vücut, vacibül vücuttur. Biz mümkünüz. Aynı zamanda mümteni ve ademi de istilzam ediyoruz. Barındırıyoruz. Ama biz onu bilmiyoruz. Ona şahit olacağız. Neyle? Kendi şeylerimizle, mesela diyoruz ki, usta misal veriyor, diyor ki ben bu evi nasıl tanzim ettim? Allah da bu evi tanzim etti. Allah Kur'an'da şöyle diyor, Musa Aleyhisselam sormuş da, ya Rabbi kulların seni soruyorlar, kimdir diye. Ben ne diyeyim? Ben Allah'ım diyor. Allah diyor, ayet bu. Ben Allah'ım diyor. O zaman ben oradan şunu çıkartıyorum. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekte ve Allah'a mahsus olan bir lezzet-i mukaddesesi var. Ben Allah'ım. Düşünebiliyor musun? Bir şey ben Allah'ım diye biliyor. Ve Allah'tır. O zaman şimdi insan da ben insanım. Yani insan içimde dolu. Bu tekvini insan kendisinden çıkartıyor. Neyle? Kur'an'daki işaretlerle takip ediyor. Vacipte falan. İşte orada devam et. O nasıl aynı olmaz tabii. Ama insan benim sırrımdır, ben de insanım diyor. Abi şimdi az önce mezhep imamları yok itikat imamı. İtikat imam hayır eşari. Eşari ve itikat imamımızdır. Ve Maturidi. Mezhep imamımız değil. Ha itikat imamımız. Ha. Yok Maturidi ve eşari. Eşari yazdı. Hangisi demişti Hasan abi ben onu karıştırdım ama hangisi evet, kudret tekvinin içinde bir sıfattır diyen mi? Şöyle elimi koyayım da. Eşari demiş. Eşari var ya, eşari. Evet. Eşari var ya. Evet abi. Eşari de çok ilginç bir inzattır. Talebesi Maturidi Hazretleri'dir. İmam-ı Azam, müştehitlerin anası ya, oradan çıkmış. En yeni imam, İmam Şafii'dir. İmam Şafii. İmam-ı Malik'i, Malik var ya, onun talebesidir. Aynı zamanda Uveyl babasıdır. Annesi vefat edince, onu yetiştirmek için annesini nikahlamış. Şimdi bir şey tavsiye yapıyorum ki, hı hı. Bakın İmam Ebu Yusuf, İmam Azam'ın talebesidir. Ama ona rağmen iştihat yapabilmiş. Hı. Çünkü bu fırsatı vermiş. Bak bu fırsat. Gel Allah kardeş, öyle mi ya diyorum. Ben bunu bilmiyordum demişler, dememiz lazım. Ha. Şimdi demiş ki eşari. Yani İmam Azam gibi, itikadın anasıdır o. Fakat sonra ondan ayrılıyor Maturidi Hazretleri. Bir bilgi vereyim diye söyledim. Maturidi Hazretleri cüz-i ihtiyar meselesinde Eş'ari hocasından ayrılıyor. Ve burada da ihtilaf ediyorlar. Yani o kadar nimet olmuş ki. Eş'ari Hazretleri diyor ki kudret bir sıfat var diyor. Başka kudret yok. Şu tekvin denen zat mustakil bir sıfat değildir. Bunun içerisindedir diyor. Bu sıfattır, bu sıfatın sıfatıdır diyor. Maturidi Hazretleri diyor ki, hayır diyor, bu ayrı bir sıfattır diyor. Bu ayrı bir sıfattır diyor. Ulema, zatı sıfat demiyorlar. Ustad Bediüzzaman, diğerler mesela İmam Rabbani Hazretleri, buna diyorlar ki, İmam Rabbani Hazretleri'nin de iştihadı budur. Tekvin sıfattır, ayrı bir sıfat. Ama böyle ayırmamışlar. Subuti sıfatla zat-ı sıfat diye demiş. Sıfattır demişler. Peki Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da baktığın zaman tekvin diye bir zat-ı sıfat mıdır demiyor. Nerede ben çıkartıyorum? Subuti sıfatları sayıyor, içine tekvin koymamış. Hı hı. O sonra diyor ki başka yere, tekvin sıfatı diyor. Ha demek onun içine değil. Hı. Tekvin sıfatı dediği yer var mı? Var. Direkt var mı bilmiyorum. Direkt olur. Var. Peki abi şöyle biz konuştuk da Yasin abiler. Mesela şimdi sıfatlar sadece bunlarla mı münasır? Hayır. Değil. Mesela ne sıfat var? Vadab sıfatı diyor. Celal Cemal var en çok bildiğimiz mesela. Bunlar Üstad Subutiye'de saymıyor ama bunun Subutiye'de saymamış olması zatiyede olduğuna
delil olur mu? Tek şöyle şimdi, Celal Cemal de bir sıfat ama zaaf bir tarafa koymuyoruz. Şöyle bir şey sorayım mı ben? Sonra sorarsın. Şimdi bu şey yapayım da. Şimdi ulema bunu ihtilaf etmiş. Zat-ı midir, değil midir, sıfat-ı midir, subat-ı midir. Şimdi o ihtilafta hiç girmiyor, dahil olmuyor usta böyle. Ustad bir şey ifade ediyor. Mesela sıfat, bu ihtilafa girmiyor. Diyor ki buna girmiyor. Yani buraya koymuyor. Subut-ı sıfata koymuyor. Şu anlarda anlatıyor. Bu da bir sıfat. Tekvinli bir sıfat. Tekvinli bir sıfat olunca, bu zat-ı sıfata girmiyor. Subut-ı sıfata girmedi. Peki tekvine zat-ı sıfat diyen var mı? Var. Ulema var. İhtilafi bir şey. Zat-ı sıfat diyen var. Sıfat değildir diyen var. Subut-ı sıfata koyan var. Üstad Hazretleri subut-ı sıfata koymamış. Ama zatı da dememiş. Ama zatı diyen ulema var. Ama mesela Celal Cemal hiç bir şekilde iki gruba da koyan olmamış zaten. Ama şöyle demiş Üstad. Onun şartıyla da şöyle diyor. Cemal ve Celal sıfat değildir. Esmadır bunlar. Tamam. Celal ve Cemal diye sıfat... İşaret-i Hücaz'da sıfat diye geçiyordu sen. Ama onu ben anlatacağım. Değil yani. Bak burada Celal ve Cemal geçiyor mu? Yok. Ha diyor ki o kadar zatla alakalıdır ki diyor. Şeyde İşaret-i Hücaz'da. Zatı o kadar anlamlandırmış. Zata ay. Zatın sıfatı olarak. Yani mesela Allah esmadır. Ama zatına unvan olur. Rahim için de aynısın diyor. Mesela sıfat-ı celaliye diyor, tamam mı? Bu sefer bu zatı olmadıkları halde diyor, bu esmayı oldukları halde zatı o kadar tanımlamış ki zatı sıfatı makamında kullanılıyor. Ama tasnifte onu zatı sıfata koyamazsın. Bak işaret edeceğiz de. O çok o güzel bir cümleyle şey yapıyor. Yani zatı tanımladığı için zatla artık özdeş olmuş. Celal ve Cemal. O zaman sıfata zatı bir esma. Zatı bir sıfat gibi olur. Mesela Allah zata bakan esmadır. Samet Allah'a bakan, zata bakan esmadır. Efal alemine bakan Gaffar, Rahman, Rezak, Şifa, Şafi isimleri gibi değil. Zata direkt gösterdiği için ama Celal ve Cemal esması o kadar zatı hemhal olmuş ki zatı sıfat gibi olmuş. Oku işte gör. Buldun mu? Bulamadım. O Rahman'ı da anlatıyor da. Hayır. Şeyi de söylüyor. Neyse. Ha şöyle. Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeli aleminde biri Celal. Sayfa kaç? 64. Ha tamam. Söyle. Oku. Arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı ezeliye aleminde biri celali, diğeri cemali iki tür tecellisi vardır. Celal ile cemalin sıfat-ı efal aleminde tecellisinden lütuf ve kahır, hüsn ve heybet tezahür eder. Diye devam ediyor. Efal alemine tecelli edince diye. Yok tamam. Burası değil mi? Sıfat-ı ezeliye aleminde biri celali tecellisi var. Yok burası. Burası değil. Yok. Devam edecek. Neyse konuyu şey yapalım. Tamam, dağıtmış oluruz. Ama bak celal ve cemal esmadır. Ama zatla beraber olduğu için zatı sıfat gibi olmuş. Mesela ne diyoruz komplesine? Cehenneme celal tecellisi, cennete cemal tecellisi. O sen bir söyle isma, o da isma. Zatı tanımlıyor. Şimdi nerede kalmıştık? Şimdi abicim yani söylediğim gibi babunten orayı bir şey tanımlayacaktın o şekil. Şimdi burada abi şimdi şöyle söylüyorum. Aslında şunu söyleyeceğim aslında. Hani tekvin kudretin içinde bir sıfattır demiş ya Eşari Hazretleri. Şimdi ben acizane sanki şöyle bir şey Hasan abi algılıyorum. Yani sanki şuraya diyelim kocaman bir tablo çizelim. Yani kenarına mümteni yazalım. İmkanat ve mümkünat hakikaten sanki onun içindeymiş gibi geliyor. Yani ne demek istiyorum Hasan abi? Şunu söylemek istiyorum. Geçen haftaki dersten ayrıldıktan sonra Hasan abiyle birlikte karşıya gidiyorduk. Yolda Huruf-u Mukatta dinledik. Hasan abi hatırlıyorsanız. Huruf-u Mukatta'yı dinledik ve sonunda huruflara üstadın söylediği, Huruf-u Mukatta ile alakalı üstadın söylediğini ilim, irade,
Kudreti tazammun ediyor diyor. Kudreti tazammun ettiğini söylüyor. Ne için? Huruf-u mukatta için. Şimdi öyle düşününce bir taraftan da şimdi huruf-u mukatta'yı dinlediğin zaman Osman mesela sen de şu anda herhangi bir olumlu, olumsuz hiçbir bir halet yok. Ama huruf-u mukatta'yı dinlediğin zaman sende birden bir şeyler oluşmaya başladı. Bir şeyler ortaya çıkıyor. Bir maneviyat oluşuyor değil mi Hasan abi? Bir farklılık oluyor. Var mıydı? Yoktu. Neredeydi? Bilmiyorum. Ama ilim kudret ve iradeyi tazammur eden huruf sana vurunca Hasan abi sana vurunca oradan artık manaları çıkartmaya başlıyor. Vurduğu ne diyorsun yani? Yani vurduğu işte tekvin. Ha bizde tekvine karşılığı var mı? Şimdi yani karanlığa aydınlık varmaz Hasan abi. Veyahut da Adem'den, şimdi onu geçen dersin, çarşamba dersinin sonunda da hani söylemiştik ya Hasan abi. Hani günahla alakalı aynı şeyi bahsetmiştik Hasan abi. Günah. İtiraf ettiğin zaman günah Adem'dir. Adem'dir. Tövbe edince günaha vücut kazandırıyorsun. Veyahut da nasıl oluyor? Adem'e vücut kazandırılır mı? Affa mazhariyet elde edebilmek adına şudur. Affa dönüşüyor. Evet, evet. Affa dönüşerek. Affa dönüşüyor. Bilmiyorum, Adem'e vücut kazanmak oluyor mu Hasan abi bu? Zaten Allah'ın adetidir bu. Adem'den vücuda, vücuda da iki menzili gibidir. Evet. Bizde de var kardeş, hayal yapmıyor mu bunu? Evet, evet. Çok Hasan abi, onunla alakalı da bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi Hasan abi, ben diyorum ki, şuraya kocaman bir tablo çizeriz. Buna mümteni deriz ki, bizim tekvinimizdir. Hasan abi. Yani benim şahsi kanaatimi söylüyorum. İnşallah birlikte bunu şey yapacağız. Bu bizim tekvinimizdir Hasan abi. Her şey bunun içinden çıkıyor. Hatta mümteniye Hasan abi ben şöyle söyledim. Bir an doğru yanlış bilmiyorum ama şöyle bir kelime çıktı ağzımdan. Hayatın hayali. Hayatın hayali. Tekvin mi? Evet. Hayatın hayali tekvinde. Hayatın hayali. Hayal. Şimdi Hasan abi hayat deyince sizin yaşadığınız benim yaşadığım değil. Bunu hep konuşuyoruz ya. Bizim içinde yaşadığımız hayat böyle bir şey. Öyle mi? Dolayısıyla yani hayatı yaşarken hayatın içinde hayatımızı yaşıyoruz. Hayatın içinde hayatımızı yaşıyoruz. Onu öyle demiştik ya. Umumi dünyayı hususi dünyası. Evet. Hususi dünyasını zannediyor ki umumi dünyayı yaşıyor. Evet. Ha yanlış bu tabii. Yanlış. Diye. Evet. Evet. Bunun hayatın hayal, yani hayalimizi tekvin mi diyorsun? Evet abi, ben öyle diyorum abi. Çünkü hiçbir engel var mı Hasan abi sizin sekiz kafalı bir adamı hayal etmenize? Mani yok. Nereden geliyor bu abi? Varlıktan gelir ama vücut haricisi olmayabilir ama olmayan bir şey hayal edemem ben. Dolayısıyla hayal tabii ya. Evet, dolayısıyla Hasan abi hayalin ama sizin hayalinizin değil. Hayal bir denizse Hasan abi, herkes kabiliyet nispetinde o denizden menfaatlenebiliyor, faydalanabiliyor Hasan abi. Yani hayal büyük bir deniz ki hayata bakıyor Hasan abi. Hayatta var olan bizler, hayatın içindeki hayatını sürdüren bizler, o büyük denizden gücümüz, kabiliyetimiz nispetinde oradan hayallerimizi çekip çıkartabiliyoruz Hasan abi. Şimdi demek istedim. İmkanatla mümteni, imkanatla mümkünat mümtenin içindedir mi aynı zamanda diyorsun? Yani şimdi ben öyle bir ifadede bulundum. Öyledir demiyorum ama ben öyle bir fikir atıyorum oraya. Yani hep birlikte bunu şey yapacağız. Yani bu benim tek başıma böyledir diyecek bir şey değil. Bir de şunu söylemek istiyorum Hasan abi, özür dileyerek. Şimdi böyle bu tür derslerde, bu tür anlatımlarda hani biz arkadaşlarımız çarşamba derslerinde falan bunu çokça yapıyoruz. Hani biz anlatıyoruz ama bütün arkadaşlar buradayken daha çok sanki size anlatıyormuş gibi size yöneliyoruz. Halbuki herkese anlatıyor olmamız lazım. Burada şöyle bir açıklama getirmek istiyorum Hasan abi, bu parantez olarak. Biz özellikle bunu size anlatmak durumundayız Hasan abi. Çünkü diğer taraftan herkese anlatır gibi göründüğümüz zaman arada kaçabilecek, sizin dikkatinizi dikkatinizin çekmediği, fark edemediğiniz çok ciddi bir mevzu olabilir. Bizim kendi tefekkürümüzde yanlışa düştüğümüz, belki farklı, hatalı olan bir tefekkürümüzü doğruymuş gibi o konuşmalardan geçerse, yani bunu, bu videoları izleyen bir sürü insanlar var,
çok yanlışlara sebebiyet verebiliriz ki bu da büyük bir sorumluluktur. Biz bunu size anlatarak sizin tasdikinizden geçmeyenleri düzeltebilirim diye özellikle size yöneliyoruz Hasan abi. Bunu da yanlış anlaşılmasın diye ifade etmek durumundayım. Hasan abi gitti. Evet, aynen öyle diyoruz. Yani kastilliye anlatıyoruz işte. Kastilliye anlatmıyorum. Biz paralara da yapıyoruz. Fakat çocuk aldırma ile alakalı çok sorular geliyor ya. Aldırma aldırmaz. Ya sen çocuk şey yapacaksın, mesul olacaksın, biliyorum zevk keyif alacaksın, Hasan, faturaya Hasan ödeyecek. Tamam mı? Ondan sonra sen keyif alacaksın, Hasan. Ne diyor biliyor musun? Ben bir iki kişi buldum, üç tane sırtı kalıp, ben anlamam, şu kişi ara. Onun gibi, siz de bana. Şimdi, hasılı kelam Hasan abi, yani ben bunu yazamadım, cesaret edip de, bunu özellikle bu şekilde ayrı yaptım. Yalnız teklinin içerisinde, Adem yok abi. Yasin dedi ki, tekvin Risale-i Nur'da tekvin sıfatı dediği bir şeyleri demiyor ki, subutu sıfatları sayıyor çünkü onun üzerine gidiyor. Mesela muhalefetun lil havadis diye zat-ı sıfattır diye geçiyor mu? Geçmiyor. Niye geçecek ki? Zaten öyle denmiş zaten. Ulema demiş. Ustad iki yol şey yapıyor. Bir, asrın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Asrı okuyor. Asrı tahlil ediyor. Bir de ulema arasındaki ihtilafı meseleleri cem ediyor. Mesela Risale'ye kim değer verir, kim değer vermez? Asrı tanımlayan, asrı okuyan, asrı anlamlandıran, asrı geçmiş asırdan farkını fark edenler farklı derslere muhatap olurlar. Yani adam 500 sene önceki insanları, 500 sene önceki toplumun kültürünü aynı zanneden insan Risale-i Nur'u okuyamaz, okumazsın da zaten. Bunun elinde Risale-i Nur gözükürse zarar olur. Bazı insanların Risale-i Nur'u tanımamaları ve elinde Risale-i Nur olmaması lazım o hocaların, zarar verir. Çok zarar verir. Çünkü değil Risale-i Nur, Kur'an'a ve Resulullah'a bile şey geliyor onlardan dolayı. Yani çok acibime gitti. Ben birisine gösterdim böyle. Ben de sümük-ü şerif. Yani bu adamın elinde Risale olsa istemem ben. Allah Resulü'nün sümüğünü tabi yani. Başka bir şey anlatılacak anlamış. Sahabe sürermiş ve yaparmış. Bunu ya kasten yapıyorlar ya da ahmaktır. Yani bu asıl insanlarla Allah Resulü'nün sümüğü. Sümük-ü şerif. Yani bu ya aduv-i mubinden, din düşmandan daha düşmandırlar, sinsi din düşmanıdırlar ya da ahmanın ahmağıdır. Yani Resul başka bir şey kalmamış, hacamat suyu şey, kanını sahabeyi geçmiş, sen başka bir şeyin yok mu? Yani bunların elinde değil Risale-i Nur, Allah Resulü bile böyle oluyor. Sahabe bile deniliyor, olsa mükerrem insanlar. Yani anlıyor musunuz? Niçin? Zamanı, tarihi tanımlayamamışlar. Tarih mesela 500 sene önce İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin eseri hepimizin başımızın ustadımdır diyor. Ustad diyor. Şimdi onu bu asırdaki insanlara verme. Bu asrın insanını kabul etmeyin. Bu asrın insanını 400 sene önceki yaşamış gibi demektir. Çünkü niye? Hoca kürsüye çıktığı zaman, biz çıktığımız zaman kime hitap ederiz? Önümüze. Önümüzdekileri hiç kale almayıp da gelecek 10 sene sonraki insanlara hitap edilir mi bu zemine? O zaman alimler, alim, muhatap söyledi. Onlara uygun söyleyecek. Tamam mı? Şimdi şey için söylüyorum bunu. Bedihi bir şeyleri bahsedilmez. Tamam mı? Mesela Allah'ın vücut sıfatı veya kıdem, beka demiyor. Yani zaten bedi. Şeyde asıl imamların şöyle özelliği var dedik. İki tane çok sıfatlar var da. Temel ya. Bir, ulema arasındaki ameli veya itikadi ihtilafı meseleleri cem ederler. Kendilerine gelene kadar. Ama bundan sonra ömür varsa dünyanın gene ihtilaf bir şey olursa gelecek asırdaki mücedit yapacak. İki, asrı en iyi tahlil ediyor. Mesela şöyle,
hani bir zat demiş, çok hoşuma gitti. Dedi ki, mesela sizin aklınıza ben bir rüya görsem. Osman, bu rüya gördüm. Doğru mu ya? Abi iyi gördüm. Ne kadar hoşlanırız ve bana ne kadar alakalı dersin. Bak, beni Allah seni rüyana getirdi. Demek ki benim ruhum senin ruhuna ne kadar yakın ki beni sende gösterdi. Sen de bana anlatıyorsun. Kuvvet olsun ya. Sen beni rüyada görsen ben alaka duyarım, sevinirim yani. Kötü görsen de sevinmem de. Üstad Hazretleri 1908'de İttihat Terakki'nin yaptığı yanlışlıkların 50 sene sonra 1940'larda ortaya çıktı. Toplumun dinden uzaklığı. İttihat Terakki var ya. Şimdi diyor ki biz bu asır insan düşünmüyoruz. 50 sene sonraki insanı düşünmüyoruz. Kalkmış seni dert etmiş. 50 sene önce birisi. Ve sana kitap yazmış. Sen bunu yazarken senin için hapishaneye girmiş, sıkıntı çekmiş. Seni rüyada değil, sana hitap etmiş. Ne kadar sevinirsin. Şöyle bakmamıştık. Bak 50 sene sonra birisi seni düşünmüş. Sen doğmadan. Sonra senin dertlerini, dermanını hazırlamış. Senin için sıkıntı çekmiş, aç olmuş. Rüya görmemiş. Benim için birisi rüya görse ona ne kadar sevinirim. Benim için birisi kitap yazsa, sıkıntı çekse, hapse gitse, ne kadar? İşte Risan Usta böyle bir zat. İmam Rabbani Hazretleri de öyledir. Şimdi şu son bir örnek vereceğim. İmam Rabbani Hazretleri'ne gelmişler, şöyle soru sormuşlar. Efendim demiş, cennetin dördüncü tabakasının sıfatı nedir? Hangi amelle? Amellerle ne yapmak lazım? Nasıl bir itikat olması lazım? Şimdi geliyorlar bize de soruyorlar, Allah'ı kim yarattı? Gidip de gelen mi var? Yani asrı tanımlama adına bu örneği veriyorum. Şimdi bunlara desen ki, Allah'ı kim yarattı, gidip de gelen mi var? Al sana İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin inanmış ve İslam cemiyeti olmuş, ulemaya yazdığı, hocaların sorduğu soruları, verdiği mektupları bu çocuğun eline ver. Allah'ı kim yarattığına bunu ver. Ya da al şu tesbihi çek. Gibi. Yani asrı tanımıyor. İşte Risale'nin bu asırda çıktı. Onlar diyor bu zamanda olsaydı böyle hareket ederlerdi. Ben o zamanda olsaydım ben de öyle hareket ederdim diyor değil mi? Evet. Şimdi mesela bu dersiniz ulemanın konuştuğu meseleyi tekvin ve kudret ya biz kimiz? Ya kardeş öyleyiz de talebeyiz biz. Onlar da Kur'an talebesi. Onlar da biz de Risale-i Nur bu meseleleri halletmiş. Niye? Bu aslında sıkıntı bir şey. Peki sıkıntı mı? Yok. Toplumda böyle bir sıkıntı yok. Ama ulema mabeyninde var. Ulema mabeyninde hocalar arasında tekvin kudret ne farkı var? Risale'de cem etmiş. Ama nasıl ifade etmiş? Evamili tekviniye. Evamili de tekvinin emirleri. Tekvinin emirleri. Tekvin bir kere emirdir. Yani emirdir, yapan başkasıdır. Ben sana şöyle diyorum. Sen amirim doktor. Öyle kabul. Başhekimim, sen doktorsun. Şu hastalara bak, doktor bey, emir, sen de baktın. Şimdi ben sana önerdim ama sen tedavi ettin. Tedavi eden kudretsin, emreden tekvini. Senin mesleğine söyleyeyim. Sayın Başkan, bu memleketi, küçük çekmeceyi, şu Zeytinburnu şu hallet. Bu kadar olay, binalar birbirine girmiş, katlar şey yapmış. Tamam, sen bu hallet yani bu arsa marsa meselelerini. Halkın bu derdini çöz. Emrettim. Sen ne dedin? Emrin olur başkanım. Tamam, sen de bir mühendis olarak veya o konunun sorumlusu olarak herkesin işte tapusunu, şusunu, katımatını eylem yaptın. Sen benden emir aldın. Onların sıkıntısını çözdüm fiile. Yani vaadan var yaptım. Ben sana emrediyorum. Ben tekvinim. Sen olayı çözüyorsun. Sen kudretsin. Tekvin kudrete emrediyor. Emrediyor. Çünkü kudret var ediyor. İlimden alıyor. Peki orada iradeyi ne yapacağız? İrade olarak geliyor. Yani bütünlük olarak. Çünkü evameli tekvine şeyden geliyor, irade ama oraya o malzemenin şeyi veriyor, tekvim veriyor. Tekvim şöyle bir şey. Ben şöyle diyeyim, şu kalemi görüyor musunuz? Şu kalem,
kudret değildir. Zahirde gözüken iradedir. Bu iradedir. Tercih edilmiş. Sonra denilir ki, Allah Allah, bu nedir ya, plastik midir falan. Bu kudrettir. Bu tarafa bakınca. Bunun geometrik şekli, planı, projesi ilimdir. Bunun yapılıp yapılmaması var. Yapılmış ya, yapılmaması da var. Bu gözüken iradedir. Yapılmış, yapılıp yapılmaması, yapılmış irade. Yapılma şekli, kudret, plan, proje, ilim, tekvin ise iradeye şey veriyor. Şunu veriyor, ha geçti. Emir veriyor ama, emiri şudur. Aynı zamanda malzeme de vermiyor mu abi? Neyle yapacak? Neyle beraber yetki veriyor. Başlangıç hamur. Tekviniye 1, 2, 3, 4. Meyil. İhtiyaç. İncizap. İştiyak. İncizap. Bu nereden geliyor biliyor musun bu? İrade. İradeden geliyor. Ha, evamiri tekvin diye. Ha. İradenin tecellisi diyor evamiri tekvin için. Aslında yani acayip ilginç. Bu üçlü, dörtlü arasında beşli, evet. Hatta emri de katarsan acayip bir şey var. Evet. Bu var. İşte bunu yapalım. Böyle ifade edebilsek ama oturacak yer. Şimdi. Ya da bir anlayabilsin. Tekvinin içerisinde vücutsuz bir kuyu var. Vücutsuz vücut. Adem. Şimdi oradan İlmi müstakil bir vücudu var. İlinen, bilinen şeyler değil. Mesela ben bir sürü şeylerim var. Size söylediklerim var, söylemediklerim var. Yaptıklarım var, yapmadıklarım var. Mümkün mümteni, her şeyim var. İlim, ilim sıfatı müstakil bir vücudu var. Ama benim bildiğim benden farklı değil mi? Bir daha. Benim bildiğim şey benden farklı. Bir de size söylediğim miktar da çok farklı. İlmin müstakil bir vücudu var, ilmin içerisindekinden, ilmin içerisinden müstakil bir vücudu. İlim geliyor, tamam, ilim geliyor, tekvindeki Adem'den vuruyor. Şimdi vurup aldıkları var, bir de tekvin diyor ki, al şunu diyor, tamam, bunların içerisinde bunu iradeye veriyor. İrade, ilim ama onlara girersek biraz şey olur. İlimle irade. Bu evameli tekviniye şeyden geliyor. Evameli tekviniye. İradeden geliyor ama iradeye veren tekvin. Onu sıralama gibi yazabilir miyiz abi? Tekvin. Yok, şimdi onu yazmam da. Yazmam. Yok. Çünkü daha net olsun. Yani külliyatta hani geçen de konuştuk ki en çok evameli tekviniye konusu var. Evet. Üstad onu bol bol işlemiş böyle. En fazla. Yani irade ilişkisi filan da onlar da var. Peki yani, biraz önce, geçen hafta yazmıştım, sildiler mi onu? Sildik abi maalesef. Evet. Neydi? Şöyleydi. Tekvin, çık dışarıya Adem. Evamir tekvini, ayet işte. Tekvini, aynı ayet, madde, esir, enerji. Ama bak bu iradeye bunu veren bu. İradeye? Bu evamir tekviniyi veren, bak zaten ismi üzerine. Şu görüyor musun? Evamir tekvini iradeden mi çıkıyor abi? Şuraya bak. Gelen dediğine göre. İradenin tecellisi evamri tekvini olarak ben algıladım Hasan abi. Yanlış mı? Algıladım deme artık. Senin anladım, diline, anladım, anladım. Diline ağrı bal olsun. Ve böyle bak şu tekvini görüyor musun? Şu tekvini. Bakıyor musun? Bak tekvinin dışa vuruşu. Tekvinin dışa vuruşu. Şey bu dördü. Ya ben ne diyor? Evameli tekvin ne demek? Tekvinin emirleri. Emirleri. Peki şöyle diyeyim. Vücut yaratılırken sıfata, sıfattan esmaya bir de efal alemi yok mu? Ustad esmanın esma ile direkt bizi esma ile bağlamıyor. Efal ilahi diye geçer. Efal var. Tamam, efal ilahi var. Şimdi evameli tekviniye. Tekvinin emri, emrediyor. Ne var o emirde? Yani ne demektir? İçinde bunlar var. Mesela su
incimat, soğuk geldiği zaman su incimat eder. Emir alıyor. Ve yumuşak olan su, sert olan demir parçalıyor. Parçalıyor. Niye? Evamili tekvinin tecellisi olan diyor. Bunlar önüne kimse kalamıyor. Yani tekvinin emridir. Şurada da şöyle geçer. Bak burayı mesela Kitab-ı Mubin. Sanki bu üç sıfat abi tekvin emirle vuruyor. Bu üç sıfattan, ilim, irade, kudretten tezahürler olarak bir bak, ihtiyaç gibi çıkıyor. Kudrete eşya şey çıkıyor. Böyle bir yapı var sanki yani. Evet. Tekvinin içinde Adem var. Bir vuruyor kardeşim. Oradan bir çıkan bir kısım iradeye gidiyor. Bir kısım ilime gidiyor. Tamam. İlim iradeye gidiyor. Şurada yazarsam daha iyi anlaşılır bak. Vuran kim abi? Tekvin. Bak, tekvine vuran kim yani? Bak şimdi o zaman yazayım ama nasıl bir günah var mı çıkıyor? Bak. Vücut vuruyordur. Bir, iki. Ne var? Burada söyler misin? Vücut ve Adem iki menzil gibi değil mi? İrade, kudret. Kudret evet. Öyle değil mi? Evet. Ha. Şimdi ben burayı bir sileyim şurayı. Artık mecbur olduk. O zaman abi ben oturayım. Beyaz sayfa şey yap, oturmayacaksın. Sayfayı çevirir misin? Sana yardım edeceğim doğru. Abi, çevir abi. Daha şey olsun. Çevir. Ondan sonra nasıl olunca durayım. Ben de bakayım ne yapacaksın. Silecek miyiz abi? Yavaş. Duvara çarpmasın çünkü ev sahibi bu sefer çıkarken boya parası isteyecek. Mahkemeye verdim. Boyarız aslında. Mahkemeye verdim. Evet. Tamam. İyi. Allah razı olsun. Ben hoşuma gitti. Rahatlattı. Ya tabii ya. Şu orayı silme. Ona lazım olur abi. Orayı da besmeleyi silme. Var mı onlar? Sen bir otur. Şurada yere otur. Besmeleyi hangi haftada yazıyordunuz abi? Hattat geldi. Hattat geldi. Cezayir. Cezayir. O için silmiyoruz. Dünya için de söylüyorum. Hatta dünya şampiyonu. Dünya dönmüşür. Ama bu derse demiş gelmiş ama kendisine lazım olanları verdim. Serbest bölgeyi anlattım. Gitsin Cezayir'e anlatsın diye. Serbest bölge. Ondan sonra Tahir Tasar'a gidince açmış. Ona gitti benim yani. Bu iş benim işe açmıyor. Bak şimdi. Bu ders herkesin işi. Zaten genel değil. Kitab-ı Mubin. Ne var abim? İçinde? İrade. İrade. Kudret. Kudret. Şunu alayım. İmam Mubin abi. Mim. Son harf. İman. İman. İmam hoca. Değil mi? İmam Mubin. Mubin, bir, iki. Hocayı Mubin yazarız. İlim. Emir. Emir. Bazen şunu yazmıyor, şunu yerine ne kullanıyor biliyor musunuz? Ama ünvanda kullanıyor. Mesela aşağının ünvanı. Bunun üzerine bir şey söyleyeyim. Şöyle buradan en önemli şey bence ol emrine ilk muhataba bulmanız lazım. Sen şu an irade ol emrine ilk muhataba şöyle. Ve oradan da alıyor yani. Ol. Değil mi? Kün şey yapmıştık. Geçen hafta bahsetmiştim. Hatırlar mısınız? Kün emri. Kaf, nun. Kaf, nun tezgahı. Şurada göstermiştim ben size. Kaf, nun tezgahı şurada. Görebilecek misiniz? Şurada. Şimdi size ne hatırlatıyor? Bakın. Kitab-ı Mübin. Şimdi subut-ı sıfat değil mi? İrade, kudret, ilim, emir yok. Peki bunun özelliği nedir? Şunun özelliği. Hazır zamana değil. Hazır zamana değil. Değil. Ya mazi ve müstakbele bakar.
şurası. Peki bu? Hazır zamana bakar. Hazır zaman ne? Olur doğru. Peki, iş takip ediyoruz. Bak beraber gidiyoruz bak. Kaldır küldür izah olmasın diye. Ha, bir kere kudret hazır zamana bakıyormuş. Peki mazi ve müstakbel vücudu ilimleri yok mu? Var. Onları ayakta tutan kim? İmam Suhuti ilimleri vardır diyor. Bak şimdi. Nereye geleceğimiz onu anlayamadık. Hazır zaman ya. Tamam. Hazır zaman. Şimdi vücut daireleri yok mu? Vücut dairelerinde ki bu kime bakıyor onu da söyleyeyim de. Nefsim o. Bu kime bakıyor? Bunu söyleyeyim de siz daha ilerisiniz. Bu lef-i mahfuza. Mahfuzu nesiymiş? Defteri. Defteri. Bu ise divandır. Kimin divanı? Kader. Lef-i mahfuz. Yok. Ya o da defter değil miydi ikisi? Bir yer divan diye geçiyor. Yok. Beyin divanı bir şeyler diyor da. Bak. Islan bir dakika. İmam hadi bakalım. Bir dakika şimdi İmam Rübin. Serbest. Serbest. Akıstan daire inim mi? Ateş değil de. Şimdi kitabın Rübin. Defteri. Neyin diyor hadi. Lef-i mahfuz ispat mı abi? Bak. Bak şimdi. Nerede olduğunu göstereyim de. Nazar ve kader var. Nereye yazdım bu? İrade-i Natık'ı defteri İlmi İlahi'nin divanı olan Lef-i Mahfuz. Yani İmam Mübin abi kader defteri diyor. Kitab-ı Mübin'i kudret defteri kudret diyor. Bir yer yani şeyde 10. Evet. Meselede. Ve kudreti de bazen buraya sokuyor. Fakat bazı şeyde diyor ki, onu bir bulsam tamam, ya. O da var, tamam bulurum. O nerede? Onu göstermek istiyorum. Ne diyor? Emir, Evamir Tekvin'in oranı olan kitabın bir haber veren. Ha şu an sözler 470. Ne diyor bu? Şey, kitabın bir şeyden geliyor. Abi şöyle diyor, divan, ilmi ilahinin bir divanı olan Lef-i Mahfuz'u gösterir diyor. Evamir Tekvin'in kitab-ı mübin denilen irade ve evamir tekniğinin defterini diyor. He. E diyor bir de söyle. Sayfa kaç hangi? 470 26. söz. Bir dakika 470. Onun için ben şey yapayım. 470. Orası mıdır? Ha 470 he. Bilbede kitab-ı mübinin denilen irade ve evamir tekniğinin defterini. He. Evamir tekniğinin kitab-ı mübin denilen. Kitab-ı mübin neymiş? İrade ve evamili tekvininin defteriymiş. Şeyde İmam Mübin denilen de ilmi ilahinin bir divanı olan Lef-i Mahfuz'u gösterir diyor. İlmi ilahinin bir divanı olan Lef-i Mahfuz'u gösterir diyor. Ya şuna şey diyordu ya. Bunu Lef-i Mahfuz'un öyle de şu meşhurduğumuz olan ziyaretlerdeki intizam kaderi ilahinin bir defteri. Oraya okudun mu şey? Oradan mesulatta kader ilahinin bir defteri midir diyor. Kader ilahinin bir defteri diyor. Unvan ile neyse. Divan mevzusunu söylüyorsunuz değil mi? Bir yerde divan dediği... İşte abi divanı olan divanı bir mahfızı göster. Başka da diyor. Denilen irade ve tekvinin tonları... İmam Mübin denilen irade ve evamir tekvinin defterini ve İmam Mübin denilen ilmi ilahinin bir divanı olan lef-i mahfızı gösterir. Bu ne bu? Kaderin kader diyor. Kaderin defteri mi diyor, umvanı mı? Defteri diyor. Defteri. Bu umvanı mıydı? Buna umvan mı diyor? Divanı diyor. Yani... Hangisini kullanacağız? İlmi ilahinin divanı. El-Bahı kader var abi. Bu kadar kader bile var. Abi dün okuduk ya. Burayı okuyayım diyor. Okuyorum dinleyin o zaman. Şuraya bir yapalım. Evet, bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve evamir-i tekviniye bedihi kader neymiş? İrade ve evamir tekvini. Bu bedihi kadermiş. Sırayla gidelim. Bedihi kader, tamam mı? Ne mi? İrade ve evamir tekvinin unvanı olan. İrade ve evamir tekvinin unvanı olan kitab-ı mübin. Abi o kudret defteri
Şey ben okuyorum, metinden okuyorum. Fikir yok artık. Bak her bedihi olarak irade ve evamil bak. Buraya eliniz koyun. İrade ve evamili tekviniyenin unvanı olan Kitab-ı Mubin. Burası Kitab-ı Mubin. Neymiş? Bedihi kader. Tamam. Haber veren, işaret eden. Hem de nazarı olarak emir ve ilmi ilahinin bir unvanı olan İman-ı Mubin. Tamam mı? Mubin'den haber veren, remzeden iki kader tecellisi var. Bedihi kader ise o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın bedihi kader hangisiydi? Kitab-ı Mubin. Tamam. Bu bedihi kader, bu nazari kader. Bunun içinde ne var? Şimdi onu söylüyor. Maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki sonra gözüyle görünecek. Nazari ise çekirdekte ondan halk olacak ağacın müddet hayatında geçireceği tavırlar bir. Vaziyetler iki, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki tarihçi hayat namı ile tabir edilen vakit be vakit değişen, tazelenen vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Şimdi diyor ki, irade ve evamiri tekviniye Kitab-ı Mübin'in bedihi kaderidir. Kitab-ı Mübin'in bedihi kaderidir. Yani Kitab-ı Mübin'dir. Buna yazayım şuraya. Bedihi kader. Bedihi kader. Diğer ismi kaza mıydı az önce? O kudret defteri diyor abi ona. Aynı yere. Ha, oraya. Aynı yere. Bunlar neler diyor diye. Ha. Aynı yere. Ben bunu siliyorum. Buraya ne diyorsa onu yazacağım. Onun tam o da levh-i mahsusu gösterilecek de. Ha. Ben yazayım çünkü ne geçtiyse onu yazayım. Ondan sonra emir ilmi ilahiyenin imamı bir nazarı kader. Nazarı kader diyor. Başka yerlerde irade kudretin unvanı olan Kitab-ı Mübin diyor. Bak irade başka yerde bunu kullanıyor. Bazı yerde bunu kullanıyor. Tamam bunu kullanıyor. Ona baktım niye farkı var. Ona gelecek acele etmeyin. Yani bazen kudret bazen de evamili tekviniye kullanıyor. Bazen de iradeden gelen evamili tekviniye diyor. Bazen de bu evamili tekviniye buna veriyor. Hatırlarsınız. Evet. İrade evamili tekviniye Kitab-ı Mubin şurası. Tamam. Bunlar neymiş? Maddi keyfiyetler. Şurası. Şu ikisinin cemi. Şöyle diyeyim. Bir. Maddi keyfiyetler. Buradan çıkıyor. İki. Vaziyetler. Kaza da oradan mı çıkıyor? Üç. Heyetler. Bunlar çıkıyor. Burası. Sonra devam ediyor. Meyveler, nutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller, bilbe daha Kitab-ı Mübin denilen irade ve amel tekniğinden çıkıyormuş. Bak burada yazma uzun olur. Meyve, nutfe, tohum, çekirdek, suretler, şekiller buradan çıkıyormuş. Şuradan. İrade ve manevi tekvinin defteri olan Kitab-ı Mubin. Diyor ki şeyde Mektubat 36'da mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tazim edecek olan programları ve fiil isteğleri
o Filiste ve programları tayin eden o Evamili Tekviniye'nin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Ağacın programları ve Filisteleri Evamili Tekviniye'ye aitmiş. Bundan daha ileri böyle bir şekil yapmaya daha erken herhalde onu yapmak, ayırt etmek böyle kesin hudutlarla ayırt etmek biraz çok zor. Yani bu Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin'in tekvinle birleştirecek bir şey kesin çıkar ama çıkması lazım. Yani şeye benziyor, şimdi mazi ve mustakbel ya iki tane şu hal, şu halin şimdiki zamana şey bakıyor, Kitab-ı Mübin. Bunun içerisinde kudret koymuş. Ama bunu emreden şeydir. Fakat şey ise, tekvin ise hazır zamana muhtela değil. Ben bunlardan şunu çıkarttım, ikisini. Ben diyorum ki, Sayın Müdürüm, şu beldenin belediyelik işlerini çöz. Sen çözüyorsun, işin başındasın andan. Ama ben maziyi biliyorum bu şehrin. İstikbalini de biliyorum. Yani öyle bir ilmim var. Böyle bir şehir yapacağız. Halde sana icraat yaptırıyorum. Emrediyorum. Sen yapıyorsun işin başında. Emreden tekvin, tekvin halde. Emreden tekvin, emredilip de yapan, icraat yapan, o da ustaki. Taşır onu. Kitabı şey, kudret. Çünkü şöyle de geçiyor, o da var dedi. Mesela cehennem, bu dünya için ne diyor? Hikmet. Ahiret, darul kudret. Öyle değil mi? Ahiret, cennet, cehennem kudretin tecellisi. Bu dünyada hikmetin tecellisi. Peki, cennetin, cehennemin cehennemi var. Bak şimdi, bir şey götüreceğim. Adem yok mu? Peki cennetin cenneti yok mu? Nedir o? Vücut. Vücut. Vücut, vücut meratipleri. Adam mesela dedi ki, Tövbe, büyük sen, cenneti isteyene ver onu diyor. Bana senin gereksinin. Allah Resulü Miraç'ta ne yaptı? Cennete girdi. Cehenneme girmeden gördü. Cehennemi gördü. Ne yaptı? Bir de cennete girdi. Ondan sonra nerelere gittin? O vücut alemleri işte. Hasan'a bir şey söyleyebilir miyim? İnşallah beraber kazalım. Şimdi bunu mesela bakınca Kitab-ı Mübin'e Evamir-i Tekniye'yi kullanıyor ya bazen. Aslında kullanmaması gerek gibi geliyor bakınca. Aşağıda olması lazım. Evet. Peki niye bazıları tek subuti sıfat veya zati sıfat demişler? Burada bir farklılık var değil mi? He var. Şimdi abi Allah-u Alem bu tekvine ayetler değil mi bunlar? Tekvine ayetleri, vücut haricisi ayat-ı tekviniye deniliyor. Elma, armuta ayat-ı tekviniye deniliyor. Ama herkes bunu tekvin ayet olarak görmüyor. Yok. Ama bazılarının tekvin imamı Kitab-ı Mübin'e dönüşmüş. Yani o melekleri gördüğü için ona tekvin ayet vücudi. Ve dikkat ederseniz Evamili Tekviniye'yi İmam-ı Mübin'de kullanmıyor burada. Evamili Tekviniye'yi tekvine ait zaten. İrade de kudrette kullandı. Evet. Yani Kitab-ı Mubin'de bu sahada şey yapıyor, kullanıyor. Sonra baktım ki burası ise hani zat-ı sıfat var diye vücut. Vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetin nevadesi. Allah-u Alem bu zat-ı sıfatın vücuduna, vücut var ya, bu da zat-ı sıfatın tekvinine. Oradan kaynaklanıyor, besleniyor. Mesela Allah Resulü cennete gitti, girdi, sonra çıktı gitti, daha yukarılara gitti, arşa gitti, lef-i mahfuza gitti, değil mi? Arş-ı azama gitti, imkan ve vücub ortasına olan derin kabuk kalbisine gitti. Buralar cennet değil ki. Nedir bunlar? Cennetten üstün. Bunlar vücut alemleri. Tasavvufta dört vücut vardır, değil mi? Lahut, Allah'lık alemi. Ceberut. Hulle ifade ediyor. Ceberut alemi. Bir de melekut alemi, gayb. Bir de nasut alemi, bu alem. Şimdi
Onlar böyle kıyas etmişken, o cennetten sonra o vücut alemleri o. Nasıl ki şöyle kıyas edin. Cehennemin cehennemi nedir? Adem'dir. Cennetin cenneti neydi? Hatırlar mısınız? Cennetin vücut sahibini bulmak. Vücut var, vücut. Şöyle desek abi olur mu? Yani bir ifade şekli. Şimdi Cenab-ı Hak hani vücut ve Adem iki menzili gibi diyordu ki. Şimdi yani vücut Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatı. Şimdi o zati sıfattan bunlar çıkmıştır denirse vücuttan çıkması şeye ters. Yani vücuttan çıkması olmaz. Vücut değil de vücutla beraber Adem'inden çıkması, yani Allah vücudundan çıkarttı desek, değil mi bunları? Olmayacağı için vücuda göre Adem'inden tekvinle bunları çıkarttı. Çıkan bu, yani ilim, irade, kudret ve emirin süreci aslında vücut, vücudun Adem'inden çıkması. Yani Adem'inden çıkıyor. Adem'inden çıkıyor. Yani orası da tekvinden çıkıyor. Tekvin. Yani kaynak olarak biz vücut desek, yani evet, ilk zahirde o gibi geliyor. Şimdi vücuttan, zati vücuttan, mağda tekvininden çıkartıyor ufak, Adem'le. Yani bana şöyle çok ufak tefek ayrıntılar var Hasan abi. Sanki bütün o sır, o ayrıntılarda gizli gibi. Mesela bir tanesi, hatırlıyor musunuz Hasan abi? Dehre Yusuf hocamız size sormuştu ki, yani içinde demek ki böyle bir şey kalmış. Hani cebirden. Çok acayip soruydu o. Evet. Dedi ki, o sorular şartmışsa tekrar mesela. Dedi ki, Allah yarattı, biz yaratılmışız. Hiç yaratılanla yaratan eşit olur mu? Olmaz tabii. Şimdi bize mutlak hürriyet verilmiş, yoksa cebir olur. Bir tercih edip etmemekte, yani cebir olmaması lazım ki, tam adalet olması için, tam hürriyet olması lazım ki adam bunu hak etsin. Sen çocuğu çamura itiyorsun, sonra niye kirlendin diye devam etsin. Olmaz yani. Şimdi o zaman ben dedi senelerde, ustadın iki defa elini öpmüş yani, öpmüş. Diyor ki, bu alim ya. Sahili ulema, alim ya. Batın tarafı da var. Yani nereye kazarsam kazıyım diyor, kimse yok. İkimiz istiyor. Bana dedi, Allah verdiği iradede, ihtiyarda o verdi. O verdiğine göre mutlak hürriyet olamaz. Yani verilen, verene karşı rağmen, ona rağmen tercihler yapamaz. O vermiş. Evet. Hasan abi ben... Demişti. Hı hı. Abi ben işte o olay, nasıl ki şu tahtın arka tarafında o tekvin, ilim, kudret, irade var ya Hasan abi, acaba vücuttaki o sistemi, düzeneyi biz konuşuyoruz Hasan abi sıfatta. Şimdi aynı şekilde burada da Hasan abi, yani kainatta da bu var. Kainatta Hasan abi bu bence şurada oluyor Hasan abi. Bakın Kitab-ı Mübin'de Hasan abi kudret ve irade var ya, bakın bir cümle sanki bana bunu ima etti Hasan abi, şu cümle. Diyor ki yani ama Kitab-ı Mübin ise alem-i gayb'tan ziyade alem-i şehadete bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade, mazi ve müstakbelden ziyade zaman hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade Hasan abi, kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bakın Hasan abi siz hep şöyle yaparsınız değil mi? Nasıl yaparsınız Hasan abi? Mesela kudret ve irade-i ilahiye. Hasan abi. O zaman ben bu meseleyi bugün de işleyeceğiz, tamam mı? O yazdığım çalışma var ya. O zaman içine çekti bizi. O size anlatmadığım şu 2,5 sayfayı şimdi onu işleyeceğiz. Çünkü dima lefi mahfuz olan bir insan için evet, mesela tekvinler kurulur. Mecbur gireceğiz şimdi o tahayyülü şey yapacağız bugün. Hasan abi. Tahayyülün içindeyiz gibi gelin. Tabii çorba. Hasan abi. Kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, böyle olabilir mi Hasan abi bakın, bir defteri, bir kitabıdır. Ünvan ne yaptı? Ünvan. İkisi. Bir defteri, bir kitabıdır. Şimdi neden, bu ne demek Hasan abi, benim şeyim. Şimdi kadere de, Hasan abi, kadere de defter diyor. Yani
Şurada şöyle söylüyor Hasan abi. Evet, İmam Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir diyor Hasan abi. Ama burada bir de kitap geçiyor. Kitap bence, yani benim şeyim Hasan abi, irade-i ilahiye ile alakalı. İşte Hasan abi olay burada. Cebir burada kalkıyor Hasan abi. Bakın kudret de yani İmam-ı Mübin içinde, İmam-ı Mübin kaderin defteri, Kitab-ı Mübin kudretin defteridir. Hasan abi siz bunu aldığınızda burada bir şey yazıyor muydu? Yazmıyordu. Ama hep dolu. Kim doldurdu Hasan abi? Siz. Heh. Ama burada Hasan abi, sizin burada herhangi bir şey doldurma şansınız yok. Burada ne yazıyorsa olur. İşte bu cebir. Ama bu şu cebir değil Hasan abi. İşte olay. Burada kadere, İmam-ı Mübin'e kader, Kitab-ı Mübin'e kudret defteri diyorsa bu bizimle yazılıyor Hasan abi. İradeye kitap diyor Hasan abi. O tabi olunmak zorunda olduğun şeydir. İşte burada Hasan abi, şurada bizim cüz'i irademiz devreye giriyor. Kabul etme ve etmeme. İsterseniz orada şöyle Hasan abi, ben de şuradan, yani evamir-i tekviniye Hasan abi. Aslında kabul etme etmeme değil de şahit olma olmama. Olacağım olmayacağım. İşte aslında burada İyice işlemek için. Evamir-i şer'iye kat'i... Senin konu bu muydu ya? Sen buraya niye girdin? Evet abi. Bu muydu? Evet. Ha, ben şey biliyordum, mukaddes... Ha, buraya mı niye girdin? Benim mukaddes ve münezzeh de abi ama niye girdiğimi ben de bilmiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum Hasan abi. Evamir-i şer'iye kat'i idraat ve ihsan olduğu gibi Evamir-i şer'iyeye kat'i itaat ve ihsan olduğu gibi evamir-i tekviniyeye karşı da evet, yani itaat ve ihsan vardır. Vardır. Birincisinde mükafat ve mücazatın ekseri ahirette, ikincisinde alevi dünyada olur. Hasan abi. Yani bu ne demek Hasan abi? Yani burada şu evamir-i tekviniye bize cebir değildir Hasan abi. Bunu kabul etme veya etmeme, vücut buldurma veya buldurmama bizim elimizde. Vücut buldurduklarımız Hasan abi vukuat olarak maziye gidiyor. Zaten şurada söylüyor Hasan abi. Şunu da ben özür dileyerek bir okuyup inşallah oturmak istiyorum Hasan abi. Şimdi bakın, hem kainata bakan vücut alemlerini sıraladığımızda mümteni, imkanat ve ne demiştim Hasan abi? Mümteni, imkanat ve mümkün. Mümkünat demiştik değil mi Hasan abi? Şimdi burada Hasan abi, bakın diyor ki sözler 79'da Hasan abi, 78-79'da bir haşiye, yalnız haşiyenin başında kısa bir cümle, hem bütün gelecek zamanda olan diyor, haşiye başlıyor burada. Hem bir zamanda olan mümkünata kadir olduğuna. Demek ki mümkünat gelecek zaman Hasan abi. Bütün geçmiş zamandaki mucizat-ı kudreti olan vukuatı şehadet eden. Demek ki vukuat geçmiş zaman Hasan abi. Ama şurada garip olan Hasan abi, istikbal umumen imkanattır diyor. İmkanat da mümkünat da gelecek zaman Hasan abi. Tamam. Yani İmam-ı Mübin. Yani tamam. Öyle mi abi? Evet. Tamam. Vukuat olmuş. Olmuş. Ha, evet. Olmuş. Peki Hasan abi. Peki Hasan abi. O zaman bizim şu anki yaşadığımız nerede? Neresi? Hazır zaman. Kitab-ı Mübin. Kitab-ı Mübin. Hazır zamana bakıyor diyor Üstad. Değil mi 10. mektupta? Tamam. Öyle diyor. Evet, tamam. Tamam. Kitab-ı Mübin ona bakıyor diyor. Fakat mümkünat ve imkanatın biz İmam-ı Mübin'e sanki bak. Tamam. Sanki de öyle. Mazi müstakbel İmam-ı Mübin. İmam-ı Mübin. Öyle tamam, mi? Devam tamam. Söyle abi. Efendim? Tamam. Devam söyle. Tamam. Yani vukuat da geçmişe bakıyor. Peki bizim şu. Nerede? Şu nerede? Ne yaşıyorsan olsun işte. Bu nerede abi? Yani bu saniyenin
Yok bu, yani hazır zaman. Yok ki evet. Olsun. Yani nerede? Hadi gidelim. İşte Hasan abi şunu söyleyeyim. Yaşadıklarımız mazi. Yaşayacağımız istikbal. Biz neredeyiz? Bu çizgi yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız diyebilmen için o çizgisiz çizgi, zeminsiz zemin kitabın bin lazım. Evet. Ne yaşıyorsam o yani? Yok bak şey, hayır. Yaşadığın an kitabın bin değil. Yaşamadığın da değil. An. Zaman. An. Hasan abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün bir tefekkürüm vardı. Ben Harun'la... Nedir biliyor musun? Adem işte. Tekvin işte abi. Tekvin. Adem oluyor. Tekvin. Onda mı şey oluyor? Çünkü niye bakı? Mazi ve müstakbel imanı bin ya. Kitabı bir hazır zamana bakıyor. Şu anda Osman, şu anda olan şey olduysa olmuştur. Olmamışsa olmamıştır. Olmuş... Olmamış imam değil. Han olan nerede? Olan nerede? Onun için bak bunu dönüp dönüyor. Geçiyor şey ama ben acele etmeyeyim. Ben burayı mecbur okuyacağız. İki sayfa. Onun için mi acaba Eşari Hazretleri kudretin evet. içinde demiş. Öçkün içinde demiş. Bir şeyi yakalamış o zaman. Tabii. Evet, evet. Yani işte benim de içinden çıkamadığım taraf buydu Hasan abi. Yani imkanı ve mümkün Hasan abi sanki İçin dışında dışı için. Mümteninin sanki içinde. Çıkan oradan çıkıyor gibi Hasan abi. Evet. Çıkan oradan çıkıyor. Bak bu ne? O yani bir şey var o zaman eşari. Yani var içinde diye öyle tabii. Hikaye değil mi? Tabii. Şahsı eşari. Nasıl ki İmam Azam ameli içtihadın anasıdır. Tabii biz bunu derken kendimizi tabii. Abi son bir şey söyleyip ben oturmak istiyorum lütfen. Şimdi işin özü elhasıl diyor ya üstadımız. Elhasıl Hasan abi. Eğer ben şimdi şu anda sizin karşınızda sizinle sohbet ediyorsam, şu ortamda şu arkadaşlarımla birlikte şu dersine muhatap oluyorsak Hasan abi, demek ki burada da benim bir karşılığım vardı ki onun yansımasını ben burada sizinle sohbet ederek yaşıyorum. Yani eğer biz orada birlikte olmasaydık Hasan abi, burada da bu birlikteliği yaşayamayacaktık. Biz şimdi şahit oluyoruz. Aynı örneği gibi diyorsun. Orada İslam iman gibi. Orada ne? Bütün olsa aslında. Aynen öyle. O az önce ilk başta aynı örneği vermiş değil mi Hasan abi? Biz, ben Abdullah abimi orada da tanımıştım. Orada da birlikteydik ki ben burada buna şahit oluyorum şu anda Hasan abi. Tamam mı? Şimdi Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillah tabii ki. Sen çok heyecanlandırıyor ya bu beni. O yüzden biraz böyle sakin ol. Bir an geri gelin. Biz acelemiz yok ya. Yani. Evet. Allah'a ekber de subhanallah. Biz acelemiz yok, bekleriz. İstersen otur, ben biraz şey yapayım, sen gelin aklına tamam, gelince. Ben şurada oturayım, çünkü çok güzel böyle kapatır. Tamam, tamam. Kapatır ve kalemle yaz. Sonrasında ben sana ara vereceğim, bir şey yapacağım. Tamam inşallah. Ben şunu yapalım. Diyor ki, sayfa herhalde bunu size... Tekvin sıfatı mı abi? Tekvin ne? Abi şunu, özür dilerim, bir kelime var, şunu söyleyip oturayım, şimdi hatırlama geldi. Yani nihayetin neticesi, aslında bizim asıl vücut diye kabul etmemiz gereken, hani diyorsunuz ya, zaman ve mekan. Mekan, zamanın donmuş halidir. Değil mi abi? Zamanla mekanın arasında aslında bir berzah var. Zaman akan nehir, nehir ifadesini kullanıyor değil mi üstadımız? Yani nehir akıyor bir yerden, bir yere boşalıyor Hasan abi. Bakın bir yerden akıyor, 20. sözde miydi o nehirden bahsederken, hani nereden geliyor, nereye gidiyor? Bir yerden akıyor, bir yere boşalıyor. Burası nehir, Hasan abi zaman. Yani zaman, nehir, o akan. Mekan, sabit olan Hasan abi. Burası. Aradaki berza, zamanla mekan, biri donmuş hali, işte biri akan nehir hali. Aradaki berza da Hasan abi işte insan.
Yani zamanla mekanın arasındaki insan nedir dersek, zamanla mekanın arasındaki berzahtır ifadesini tefekkür ettim ben. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ben sizin takdirinize bırakıyorum. Allah razı olsun. Hiç değil mi görüp, diyor. Şimdi giriyoruz, tamam mı? Toparlamalar zor olacak ama zaten... Sayfa alabilir miyiz abi? 139 ama çekmemişim size ya. Çekmişim. Siteye atmışım. Size dimağı da atmışım galiba. 139, bak. Abi ben onları attım şey, dimağı şey yaptım. Özellik attım. Hiçliğimi görüp, hiçliğini. Peki, gelecek de hiçin vücudu yok ki, neyi gör? Hiçin vücudu mu var? Burada mıyız, toparladık mı? Tamam. Hiçliğimi görüp, hiçin içi de yok, dişi de yok, vücudu yok ama olmayanı görmüş. Başka, vücuduna itimat edersen Adem'e düşersin. Peki, var, bir anda nasıl yok olacak? Adem'e düşersin, olmayan yere düşer mi? Adem yokluksa, Adem'e düşersin diyor. Adem anlayışımızı tahsiye edeceğiz bu ikisiyle. Sözde 321'de ne geçiyor? Fatır-ı Hakim, Fatır, insanın mahiyet-i maneviyesinde nihayetsiz azim bir ad. Çok ilginç bir yer. Çok tuhaf. Fatır-ı Hakim yapıyor bunu. Mehmet kardeş. Nihayetsiz azim bir ad. Hadsiz cisim bir fakr. Hadsiz. Cisim. Darahim Allah'ım. Cisim. Derc etmiştir. Tamam, keşke yazsak ama. Zor olacak. Yazayım. İstersen yaz. Yazayım değil mi? O kadar harika bir şey. Cisim mi? Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim. Bunu niye yapmış? Gınası nihayetsiz bir gani-i kerim. Bir zatın hassiz tecelliyatına cami bir aynı olsun. Silah. Karaboya. Besmele hariç sil. Karaboya sürmüş yani aynaya. Arkası. He. Şimdi ben şeyi okuyayım da sonra çizeceğim. Ben bu tarafa gireyim. Siz azim bir hadsiz cisim. Senin yerine geldik şey Gafur. Nihayetsiz, hadsiz cisim diyor bak. Cisim bir. Ad, bak böyle renkle çiziyorsun bak, külliyatı metnini değiştiriyor musun? Anladın mı? Böyle çiziyorsun, fark. Ne yaptın ki şimdi kızıyorsun? Sen acizliği anlasa ne olur? Ama Allah yardım etsin işte. Acizliğini hakim mi kaldırıyor? Derz etmiştir. Bizim değil bak cümle. Acizliği gördünüz mü? Acizlik azim ve nihayetsizmiş. Fakir cisimmiş, hadsizmiş. Cisim ne demek acaba burada? Oralara girdik mi Emre? Abi bu aciz hakime mi bakıyor şimdi? Ben şimdi aşağıya geleyim. Ha aşağıda gelmiyor bu tarafa. Şimdi senin içine de cevap verecek. Ta ki bunu niye yapmış böyle? Ta ki kudreti nihayetsiz bir kadir-i rahim. Bak. Okur musun? Kudreti... Abi bunun karşısına yazsak tam. Daha iyi olmaz. Daha iyi olur.
şöyle yapayım. Evet. Allah Allah. Şöyle ok çıkartmaktansa evet. Tahmin etmişsin ne çıkacak diye. Evet. Kudreti şuradan. Alacağım ama bunu şey yapmak istemiyorum. Kudreti nihayetsiz bir. Ha. Ne sen bana söyle. Kudreti nihayetsiz bir. Ha, dur, nihayetsiz. Nihayetsiz bir Kadir-i Rahim. Bir Kadir nasıl yazdın? Ok abi. Ha, ok. Dursun. Ötekisi? Gınası. Nihayetsiz. Gınası? Nihayetsiz bir. Ne? Nihayetsiz. Ha. Nihayetsiz. Bir Gani-i Kerim. Bir. Ok. Kadir-i Rahim. Kadir-i Rahim. Gani-i Kerim. Gani-i Kerim. Kerim. Şimdi o kadar acayip şey çıkıyor ki göreceksiniz çok garip. Bak, şu şunla, şu da şunla. Evet. Değil mi? nihayetsizi buraya aldı. İkisine de nihayetsiz diyor. Ama orada sebepte tecelli kainata olandır Hasan abi. He? Hadsiz bir zatın evet. Sebepte tecellisi kainata bakar. Evet, sebepte tecellisi. Şimdi gelecek. Şimdi çok acayibinizi geçecek bak. Onun gerekçelerini de o aşağıda okuyacağım. Bunu yazayım. Şunu okuduktan sonra şu çıktı. Netice. Elhasıl. İnsan sen acizliğiyle fakirliğiyle hiçliğini bilmekle hiçliğini evet hiçliğini birinci okum karşısına kudretine bilmekle kudretine evet kudretine gınasına ganiye gınasına ganiye tekvine tekvine hepsini birden aynadarlık ediyor. Şimdi kudretle tekvini gözünüzde görüyor musunuz? Görüyor musunuz kudret? Kudret nerede? Tekvin nerede? Yani kendimizde büyük bir dersin başına dedik ya üç tane şeyi birbirine entegre edersek kendimizde göremediğimizi kainatta veya Kur'an'da Kur'an, kainat, insan üç aynı. O zaman kainatta aradık değil mi tekvini? Dersin yarım saati o. Bulamadık yani gibi. Kendimizde aradık. Hiçliğini hiç bilmekte tekvin. Çünkü hiçliğimi anlamaya çalışıyorum diyor. Kendine vücut rengini verme diyor. Yani malzemeleri ortaya atıyorum şimdi. Adem'e düşersin diyor. Yani Adem'in vücudu yok ki bir yere düşsün. Hiçliğini neyle anlıyor? İlim ile. İlim işleme hizmet ediyor. Neye benzedi bu? İnsanoğlunu tarif ederken, tanımlarken Kur'an 26. mektupta geçiyor. Millet yanlış anlıyor. Orada güzel anlatıyor da ben hulasa edeceğim yani. Benim anladığım orada. İnsan nedir? Diyor ki اِنَّهُ كَانَ زَالُمًا جَهُولًا zalim ve cahildir.
böyle bir ayet var. Başka bir ayette şöyle diyor. وَلَكَدْ كَرَمْنَ بِيَنِ آدَمُ O ne güzel diyor. Yaratılmış. Tenakuz gibi gözüküyor değil Bizi mi? Bizi de diyen Allah. He. Peki, bunu devamında diyor ki, bak, اِنَّوْ كَانَ ظَالُمًا جَهُولًا وَلَكَدْ كَرَمْنَ بِيَنِ آدَمُ İkisi. Oysa o en güzel bir şekilde yaratılmıştı. Zalim ve cahildir diyor diye. Ne yaptı bu insan? Bu ikisini nasıl tefrik edeceğiz? Yaptığına bak. Emaneti teklif ettik diyor dağlara. Hayır dedi. Denizlere hayır. Şuna buna teklif yok. İnsan aldı diyor. Bu emaneti aldı. Cahilse almazdı. Zalimse ne iş yapsın? Niye aldı? Acizliğini, yani zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için aldı. Emaneti. Basitliğinden almadı. İşi biliyor. Bak, اِنَّوْ كَانَ ظَالُمًا جَهُولًا Zalim ve cahildir. Nasıl kaldıracak bunu? Nasıl Kerem'le beni adım alacak? Aslı fıtratı böyledir. Emaneti hamlederek, emaneti alarak, kendisindeki cehaleti ve zalimliği kaldırmak için aldı. Adem'de yani, Adem'i şeyler. Adem'i. Adem'le vücut edecek. Aslında cehaletin de vücudu yoktu. Şirkin niye vücudu yoktur? Niye Adem'i sayılır? Allah'a iki bir dedi adam. Ve Allah yoktur. Vücudu var mı bunun? Adem'dir. Demek ki ama bu geçenki dima dersi, Adem'in karşılığı insanda cehalet. Cehalet zemininde ilim oluyor. Evet. Şimdi Adem'in bizdeki karşılığı cehalettir. Buradan da çıkartıyoruz. اِنَّوْ كَانِ ظَالُمَا جَالِمْ Mesela zalimlik, en büyük zalim vazife yapmıyor. Şimdi bakın, diyor ki, hiçliğimi görüp, vücudu yok ki göresin. Kendine vücut rengini verme, Adem'e nasıl düşürüyor ki? Ha, şimdi Adem, o şeyi de tekrar edersin yer yer, o eskide yaptığımız dersleri. Adem nasıl ortadan kalkar? Kendine vücut rengi vermeyeceksin, ilim ile. Peki, ilim var oldukça cehalet kalkıyor değil mi? Peki, ilim nerede kendisini ifade ediyor? Mekansız mekan olan cehalet. Vücut nerede kendisini ifade ediyor? Adem'de. Yani 59. sayfa mektubatta diyor ki, Adem ise diyor, Adem'i mutlak değildir. Adem mutlak zaten yoktur. Adem vardır diyor. Nedir Adem? Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani ilmin ifade edildiği zeminsiz zemindir. İlim nerede ifade ediliyor? Adem'de. O zaman bizim ilim nerede ifade ediliyor? İlim sahibi olduğunu nereden biliyorsan oradan. Neyle biliyorsun? Cehaletin kalkmasıyla. Şöyle diyebilir miyim? Cehaletin kaldıran şey ilim ise, ilim de kendisini ifade ettiği mekansız mekan Adem ise, cehalet Adem'dir. Şimdi bir ön cihazı, şekil, yazı neyse yansıtıyor. Var, havada var, görmüyoruz. Ta ki bir perdeye vurduğu zaman, yani bir cehalet perdesine vurduğu zaman, o zaman ondaki şeyi görüyor. Kimse onu görmez tabii ki. Demek ki bir şeyi ortadan kaldıran, başka bir şey kalkan bir şeydir. Şimdi hiçliğini görüp, bunun tersini düşünün. Mesela adam cehaletini bilmiyor. Cahil, bu sene cehli mürekkep oluyor. Pat diye düşüyor altına. Sanki böyle şey. Rüya peki şirkin vücudu var mı? Adem de böyle. Peki Allah vücudu olmayan şirkin vücudu yok da niye kızıyor? Tamam zaten vücudu yok da ne uydurursanız uydurun diyor mu? Adem'e kızar mı? Bizde Adem. Allahça Adem ilimle
vücut, yani vücut da aynı, Adem aynı şey. Çünkü iki dairedir diyor. Adem ve vücut iki menzili gibidir diyor. Biz Türkçe'de Adem'i hiçlik, yani hiçlik derken içi boş. İçi boş ne demek biliyor musunuz? İçi boş. Her şey abi. Doluldan daha kuvvetlidir. Her şey olabilen bir şey. İçi boş demek her şey olabilen bir şey. Veya her şey olabilen her şey. Ama hiçbir şey değil. Belirlenmiş olmayan. Ha, yani hiçbir belirleniş yok ama her şey olabilir. Mesela kum doldurdun bardağı. Orası artık odun değil. Su değil. Taş değil. Ama boşsa her şey olabilen. Mesela demiş ki konuşmak gümüş ise sükut altındır. Hani susan adamdan korkun, konuşan adamdan korkmayın. Çünkü her şeyin ortaya çıkarmış. O odur adam. Ama sessiz adam her şeydir. Belli değil yani. Biraz gidelim. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Şu ne çıkıyor? Acizliğini bak diyor ki nihayetsiz aciz bir aç, hadsiz bir koymuştur. Peki nereye, ne gözükecek sende? Acizlik ve fakirlik zemininde gına ve kudret gözüküyor. Peki hiçliğini bilince kudret gözükmüyor. Hiçliğimde hiçlik. Hiçliğini bilirsen vücuda çıkıyorsun. Bilmesen Adem'e düşüyorsun. Ha, Adem'le ilim özdeş. Bilmek. O zaman geliyor ilim tekvinin içerisindeki Adem'e bir vuruyor, bir şeyler çıkıyor. İlim ayrı bir vücut, içindeki ayrı. Oradan Adem'den çıkartıyor. Yani devam edelim, başka neler çıkacak? Abi bir şey söyledin mi bu arada? En son şeye. Şimdi aciz değili bilen sensin. Fakirliğini bilen sensin. Ama hiçliğini bildiğin zaman sen ortadan kalkınca zarar çıkıyor abi. Çok güzel. Güzel bir şey söyledin. Çok güzel söyledi. Acizliğini bilirsen yine sensin. Fakirliğini bilirsen yine sensin. Hiçliğini bilirsen sen değilsin. O zaman zarar çıkıyor. Tekbirini de gösterebilir bu delil abi. Olabilir. Devam edin. Hiçlik yani Adem'in, Adem'in de vücut. Adem'in de vücut, vücudunda Adem vardır diyor ya. Beraber gidiyoruz. Vücudunda Adem vardır. Adem tekninde. Vücudunda Adem, Adem'in de vücut. O zaman Adem tekninde. Efal-i ilahiyenin menşei tekvindir. Efal-i ilahiyenin menşei tekvindir. O söylüyor. Zaten o süreci biraz anlamaya çalışıyoruz. Onu anlıyoruz zaten. Çünkü evamili tekvini ya. Efal-i ilahiye var. Nasıl? Sırayla böyle gidelim. Sıfat kendisini esma. Esma kendisini efal-i ilahiye olarak gösteriyor. Esma mevcudatta efal-i ilahiyenin cil ve cemalindeki sanatıdır. Devam ediyoruz. Allahu alem demişim. Şu bana tefekkürümdür. Sıfat-ı subutiye İlim, irade, kudret, hayat, semin, basar, kelam var. Sırf irade vicdanda vardır. Çok acayip bir şeye gideceğiz. Bak şimdi. Allah'ın subutu sıfatları hep dimağda biliyor musunuz? Bir tane hariç. Semin, basir, basar, kelam. Diyor ki, subut-ı sıfat neydi? İlim, irade, sen, basın, hayat, kelam. İrade mi yok abi? Sırf irade, dimağda yok. Diğerlerin hepsini eşleyebildik miydi ki dimağda abi? Bir basarı taayyün demiştiniz mesela. Diğerleri de eşlenmiş miydi? Kelam yani neden çıkıyor ya. Yani mana kalpten çıkıyor, vicdandan alıyor, dimağda bütünleniyor. Elbiseyi nereden giyiyor kelam? Hayal elbise giyer diyor. Açık ve sesleri sersen dışarı çıkar. Kelam.
Semin, Basar, ondan sonra kudret gene bedenseldir. Yani vücudu harici. Ondan sonra ilim dimağdadır gene. Tasdik denilen ilim. Bu işte ya. Hayat zaten genel bir kavram olduğu için gene hayatın vücudumla anlaşılıyor diyor. Sırf irade vicdanda, vicdani sıfattır. Diğerleri diman sıfatlarıdır. Kudret dimağdaki cüz-i ihtiyara bakar. Niçin? Şunun cümleyi de bitireyim de. Kudret dimağdaki cüz-i ihtiyara bakar. Çok ilginçtir bu. Tekvin ise kalpteki iradeye bakar. Niye? İhtiyar mazi ve müstakbele bakmaz. Cüz-i ihtiyar. Halde şu mu, o mu, bu mu, bunlar. Evet. Hazırda tercihtir. Kudret hazıra bakar. Çünkü kitab-ı mubindi. Abi ben işte. Bakın irade hazıra bakmıyor o zaman değil mi abi? Sanki imam mübin gibi oluyor. Evet. Ama olmuyor. Değil şimdi bak. Çok şey öyle gelecek. Kudret hazıra bakıyor. İhtiyar ise mazi ve müstakbelde kudret yok biliyor musunuz? Hazırdadır. Kitab-ı mübindedir. Kitab-ı mübin hazırda değil miydi? Mazi müstakbel işi yok. Peki kitab-ı mübin mazi ve müstakbel işi yok. Hazırda ise kitab-ı mübin içinde ne var? İrade ile kudret hazırdadır. Hazırdaki olana denilir. İmam bir şey mazi ile müstakbeldedir. Hazırda değildir. O da nedir? İlim, emir. Şunu beraber yürüyoruz. Kudret dimağdadır. Neydi? Bu mu, o mu, şu mu yapan ihtiyardı. Kudret hazıra bakar. İhtiyar da zaten hazıra bakıyor. İkisi eşleşiyor. Tekvin kalbe ait iradeye bakar. Mazi ve müstakbel. Ama işte bu olmuyor. Ben bunu oturtamıyorum. Çünkü bak şimdi. Acele etme. Çünkü kitab-ı mübinde irade şey var ya. Çünkü kudret kişi fiilinden önce ve sonra yoktur. Çünkü kudret kişinin fiilinden öncesinden sonrasında yoktur. Fiilindedir. Hazırdadır. Kudret demek fiilin kendisidir. İrade. Peki irade tekvinin şeyidir. Peki kendisi gözüküyor ya, gözüken iradedir. Yani şu mevcudat, alimler demiş ki, acaba gözüken kudret midir kendisi, irade midir? İradedir, tercih edilmiş. Şimdi o şey gelecek irade, irade vicdana alınmış. İrade sıfatı alınmış. Vicdaniyata alınmış. Şeyi dima an ve an vicdanın tasarrufunda. Yani malzemeler veriyor. Hatta diyoruz ki vicdansız adam. Sen aklını kandırdın ya. Yalan söyledin. Yani kafayla kandırdın adamı. Kafasız demiyor. Vicdansız adam. İnsanını unuttun adam. Bu şey irade sıfatı şeyi besliyor. Dima devamlı besliyor. Çünkü irade şeye vermemiş. İmam-ı Bine koymamış. Ana koymuş. Bu bize gösteriyor ki dima vicdanla beraber çalışıyor. Çünkü zihin şeyle çalışıyordu. Tahakkülle çalışıyordu. Vicdaniyat yani izanla çalışıyor. İzanla, değil mi? Kalbe mi? İrade neydi irade? İradenin dişe vuruşuna bak gafur. İrade, vicdandaki irade. İbadet. İbadetullah. Evet. Eylemde. İrade, eylemde hazırda olandır. Hazırda. Hazırda olan ibadet olarak tecelli ediyor. Ve vicdan, şey dima, vicdandan kopuk çalışmıyor. Oradan nereye varacağız? Gidiyoruz. Bu daha bir yere varmadık.
şu anda bizim bu koca okuduğumuz yerden şunu çıkarttık. Bu bitti bu konu. Şunu çıkarttık. Şimdi başka bir şey ama burada dursun. Yani hiçliğini bilmek nereye aynasın? Tekmini Adem'e ayna, Adem oluyorsa. Şimdi bu gene getirecek. Fakat Üstad Hazretleri devamlı tekvin sıfatını evamir ile ifade ediyor. Evet. Emreden, emir makamında kullanıyor. İşi yapan makamında kullanmıyor. Evamir-i tekviniye, evamir-i tekviniye, realite olmuşsa hayat-ı tekviniye. İbadette, emir alıyorlar. He. Bak şimdi tekvin hep emir makamında kullanılır. Onun için dedim ya sana müdürüm, ben de belediye başkanım. Başhekim, doktorsun. Emrediyorum, sen hastaya bakıyorsun. Hastaya serum takıyorsun. Hastaya ilaç veriyorsun. Ama ben yapmıyorum, ben senin başınım. Sen yapıyorsun. Benim emrim serum olarak dönüştü, serum gözüktü. Ama benim emrim serum değil. Devam edeceğiz. Yani tekvin kendisini emir olarak kudret anda yaratmakta gözüküyor. 477, biraz daha iyi anlaşılacak yani zenginleştirelim malzemeleri. Zenginleştirdikçe, bak bugün mesela ne anladık? Tekvin emir olarak gözüküyor. Kudret bizzatı işin başında yapıyor. Yapıyor. Daha iyi anlaşılacak. Evamir-i şeriyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi evamir-i tekvine karşı da itaat ve isyan vardır. Birincisi mükafat, mucizatın ekseri ahirette, bu da çok var. Var. İki tane şeri vardır. İki tane şeri, iki tane evamir-i şeriyeye karşı itaat ve isyan olduğu iki tane şeri vardır der. Yani emir, Allah'ın emri var temelde. Birisi evamir-i şeriye, birisi de evamir-i tekviniye. İkisinin de cenneti var, ikisinin de cehennemi var. Çok acayip Ali. Evamir-i şeriyenin de cehennemi var, cenneti var. Evamir-i tekviniyenin de cenneti ve cehennemi var. Fethuli fi ibadi, gireceksin cennete demiyor. Fethuli, fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Cenneti giriyor bak eylemde. Birincisi mükafat ve mucizatın ekseri ahirette olacak. Yani evamir-i şeriyeye itaat ve isyan cennet cehennemi gösteriyor. Evamir-i şeriye. Hani, şuraya yapayım ki. Evamir-i şeriye nin cehennem cennet. Bir de şey var. Evamiri tekviniye var. Onun da cennet cehennemi varmış. Neymiş o? Etrafını şey yapıyoruz. Evamiri tekviniye bak. Tekvinin emiri. Tekvinden konuşuyoruz. Birincisinin mükafat ve mücazı ekseri ahirette, ikincisinin ağırı dünyada olur. Yani ekseriyetle orada oluyor bunun. Bunu burada olur. Yazsanız abi ahiret. Yazayım. Çok şey değil mi hemen? Şöyle anladım abi. Ha. Doğru mu anladım? Ha abi. Hem de. Devamın tek bilgi bu dünyada yaşarken yaşadığımız cennet ve cehennem. Aynen. Sanki biri de şey gibi, Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin gibi oldu azıcık. Oluyor. Şu yani evet. Ahiret ve mesela kudreti kaldırıp evamir tekbirine koyması, kudret makamında niçin koydu diye sordum gece. Aklım onunla meşgul. Kitab-ı Mübin vardı ya, Kitab-ı Mübin'i hayal eder misin abi? İrade ve kudret. Evet. Kudreti kaldır evamir tekbirine. Dedi ki, latif nüktelerde gördüm bunu. Allah'ın huruf-u mukata var ya, huruf-u mukata. Bazen Allah ilmi aynı kudret olarak gösteriyor. Aynı kudret.
Mesela şöyle diyeyim, ustad şöyle kullanıyor bu sanatı. Şeydeydim diyor, Van kayasında, ne diyor, Van kalesinde. Bir baktım diyor, Ermeniler diyor, Müslümanların mahallesini, şehrini talan etmiş, yok etmiş, yakıyorlar. Onların elemlerini kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Bunların mazi ve mustakbelleri, hallerini gözümle değil, kulağımla görüyordum. Yani, mesela onu uyguluyor. Diyor ki, ey sema, suyunu kes. Ey arz, suyunu yut. Diyor, hatırlarsınız ayette. Allah emrediyor. Beşer kelamını da kıyas ederken, beşer de emrediyor. Ey bulut, suyunu kes. Ey göl olmuş dünya, suyunu yut. Yutar mı? Allah'ın bu emrini dünya ve sema niye tutuyor? Orada hani böyle kendi sana diyor ki, Allah emrederken oluyor veya olurken emrediyor. Kelam diyor, üç şeyi tazamun eder. İlim, irade, kudreti tazamun eder. Allah'ın ilmi kudretsiz, kudreti de ilimsiz olmuyor. Barındırır. Yani kelam kudreti tazamun ediyor. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Öyle bir emir ki Osman diyor ki, ilimdir ama diyor, kudrettir diyor. Hani derken, ya erdübleyi veya sema akli, ey sema, suyunu dediği anda demek ilim, kelam, söylemesi, kelam, içerisi, ilim, eylemsel hali, kudret. Deyip dememesi irade. Dördünü anlattım. Hı hı. O anda oluyor mu abi? Ama sen kudreti görmüyorsun. Yani o Allah'ın emretmesi, ilmi, aynı kudret gibi. Ha, Kitab-ı Mubin'de irade ve evamiri tekviniye demesi, tamam mı? Tekvini ayetlerin, evamiri tekvinin, alevi dünyada ya, eylemsel olarak gözüktüğünden, eyleme dönüşmesinden bahsediyor. Yani bir daha söylüyorum, uzattım. Bazen Kitab-ı Mübin'de irade ve kudret iken, irade ve amel tikmeniye demesi, mazinin dışında olarak, mazinin dışında, anda emir kudret olmasıdır. Emir kudrete dönüşmesidir. Şimdi ben bunu yazayım, şey yapmadım, uzatmadım. Bu neymiş, ne demiştik buna? Alibi, öyle mi geçiyor? Şöyle, nerede yazıyordu? Alibi. Dünyada. Bu. İkincisi, alibi dünyada. Yok, birincisi. Dünya ve ahiret. Burayı çok çok güzel oldu. Ekserisi ahirette gözüküyor. Ahirette. Alevi dünyada. Elektriği elle tutmak cezası dünyada olduğu gibi. Gibi. Evet. Evet. Kendi sanatına. Şimdi ben buna ait zenginleştiriyor ustad. Bunu da yazayım, oturmayayım. Oturmayayım ama bir okuyayım. Mesela diyor ustad, bunu eylemsel gösteriyor. Sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı sefalettir. Bu gözükendir. Ahiret mahiret değil yani. Bunu evamir tekniği o zaman. Evamir tekniği. Evet, sahih sevabı, çalışmanın sevabı,
servettir. Sebatı mükafatı galebedir. Evamiri tekviniye demek, bak şuraya yazıyorum. Üşendirmek için, çünkü otursun bu. Daha önceki şeylerde kullanmadık. Onun için hocam diyor ki, mesela, şöyle diyeyim. Şurayı bana okur musunuz? Sabrın, sabrın, zafer. Mükafatı, zaferdir. 16'nı söyleyeyim. Ataletin mücazatı. Ataletin mücazatı. Mücazatı. Ötekisi 6. Sayin sevabı. Sevabı. Sebatın mükafatı. Sebatın mükafatı. Mükafatı. Şimdi ötekisini bitti değil mi? Sabrın mükafatı neydi? Zafer. Ötekisi söyle. Sefalet. Sonra? Servet. Sebatın. Evet, galibe. Ben de bir yandan yazmaya çalışıyorum. Haklısın. Şimdi örnek verdi. Bunlar dünyada realitesi. Görüyor musun? Ahirette şey yok. Şey yok. Burada. Şimdi ben şunu toparlıyorum Ali. Evamiri tekviniye sabır, zafer, atalet, sefalet, say, servet, sebat, galebe. Haletlerin cemine devamı tekvin, tekvinin emri dünyada sabır, zafer olarak, atalet, sefalet ve sebat. Bunlar haletin cemi. Bizde devamı tekvini. Nedir o? Bunun kuralı neydi? Dört tane. Bir, meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizap. Bunlar eylemsel hali. Evamiri tekviniye bak devam ediyoruz. Şunu da yazayım şuraya. Kuralı neydi? Yani aslı neydi? Hani sistemi, yazılımı. Evamiri tekviniye 1, 2, 3, 4 meyil, iştiyak, ihtiyaç, İncizap. Allah-u Alem bu dördü dördüne eşleşiyordur aslında. Evet. Baktınız mı öyle? Beraber bakalım dedik. Aslında onun için dizdim de şunu hale getirdim. Meyil, iştiyak, ihtiyaç, incizaba birer örnek. Bunların cemine deniyor. Yani tekvinin sıfatı, emirleri bunlar. Bunlar tekvinin sıfatı, bu da emirleri. Tekvin sıfatının emirleri. Evet, sıfatın emirleri. Eşyanın batın tarafı yazılımı bu. Yazılım bu, çekirdekte bu var.
Çekirdekte ağaç olma meyli, ihtiyaç, iştiyak, incizabı var. Eğer eylemsel döküldüğü zaman bu oluyor. Tekvin sıfatının dört emirleri, bunların bütünlüğü tekvin sıfatından çıkıyor. Yani bu anlaşılıyor ki tekvin dünyadadır ve andadır, Kitab-ı Mubin'e bakıyor. Çünkü Kitab-ı Mubin'de mazi ve müstakbel yok, Kitab-ı Mubin'de andadır, irade ile kudrettir. Bazen o kudretin kaynağını söylüyor. Kudret neyin üzerine çalışıyor? Evamiri tekvini. Çünkü tekvin, evamiri tekvini demek, tekvinin emirleri. Tekvin emreder, kudret vücud hariciye verir. Nefsül emre çıkarır. Nefsül emre çıkarır. Şimdi... Tekvinin emirleri derken abi, tekvinin uyuyacağı emirler, uyması gereken emirler. Tekvinin değil, tekvinin kendisinin emri var. Verdiği emir. Kudret uyuyor. Sonra devam edelim. Kudret vücuda harici veriyor. Kudret vardan var ediyor. Tekvin ise Adem'den ilmi vücutlara dönüştürüyor. Nedir o? İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil Adem'den çıkartıyor bunu. Bunların şeylerini de, yapısal yapısını da ilim, ilme dönüşüyor. İrade takdir ediyor, kudret vücudu harici veriyor. Hayat ise ona madde sağlıyor. Allah varken hiçbir şey yoktu. Bu masa ve taş toprak nereden geldi? Bunlar dönmüş hayattır. Hayatın meratibidir. Mazini hayattan, programı ilimden, takdiri iradeden, yaratmayı kudretten, emiri de evamiri tekvineden alıyorlar. Emiri evamiri. Evamiri tekvini. Zaten adı üzerinde. Emrediyor. Burada yazsak iyi olur. Evamiri tekvini. Allah Allah. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu yazayım mı? Kudret kitabı. Evet. Var mı? Yani bu vecize evet her zaman ağza gelmez. Duyasın mı? Değil mi? Karışma da öyle geliyor. Lafları da mı oluyor çünkü? Neyim? Tekvin daha İmam-ı Mubin gibidir bir de. Evet öyle oluyor işte. O nereye çarpmışsın? Tamam. Anladın mı? Nasılsa Osman dedi ki boyarızlar dedi. Boyarız abi. Boyarız. Tamam duvara vurursak. Tamam. Alçı da yaparız. Canım benim. Eyvallah. Şimdi Allah nasip edecek yakında inşallah. Ben burayı silmeden şuna yazayım şuraya. Olur mu? Burada bir imkanatla mümkünat, orada biraz tasdik gerekiyor. Tamam abi. Şimdi... Kitab-ı Mubin dese sesiniz oraya evamir tekvini yazın. O Kitab-ı Mubin isim. Biraz önce söylediğimi nasıl tekrar edeceğimi düşünüyorum da. Evamir tekvini. Osman abi söyleyeyim. Şimdi... Osman abi söyleyeyim. Malzeme hayat. Nefsim. Malzeme. Malzemeyi. Hayattan. Nefsim. İlmi programı takdir etmeyi, yani yaratılıp yaratılmamasını takdir etmeyi vücuda çıkarmayı, nefs-i emirdeki vücuda çıkarmayı yaratmayı değil abi. Yaratma. Yaratmayı vücuda çıkarmayı
devamı var bu mananın demektir. Burada emir vermeyi, emir vermeyi, emir makamı. Nereye veriyor emri? Adem'e veriyor. Evet, Adem'e veriyor. Emri nasıl alıyor? Şimdi bu emri bunlara vermiyor. Direkt bunlara vermiyor, Adem'e veriyor. Adem. Emri nasıl alıyor peki? Öteki kapıyı çalıyor. Emir zatından alıyor. Emir zatından. Şimdi bunu zaten vermek ki bunun adı şu. Kendisini şöyle ifade ediyor. Adem'e diye de yazın abi madem öyle. Evamiri tekviniye. Oraya koydunuz. Evamiri tekviniye. Abi bence çıkan evamiri tekviniye. Hayır hayır. Yani emir makamı için evamiri tekviniye burası değil. Burada evamiri tekviniye yok. Tekvin kendisini emir olarak ki o zaman burada evamiri tekvini olarak gözüküyor. O zaman sileyim ben bunu. İfade etsek abi. Tekvin sırayla bir şekilde yazamaz mı şimdi? Yani beraber yapalım diyorum. İşte hadi. Tekvin yazalım. Şimdi Adem'e emrediyor. Tamam. Yani çıkmaları için. Çünkü ilim de geliyor zaten. İlim vuruyor. Peki. Oraya şöyle desek abi. Şimdi şöyle diyeyim, yapayım ben sen düzelt istersen. Tekvin şey ya, yani tekvin... Tekvin, düzelt beni, emrediyor. Emrediyor Adem'e. Vücuda çık. Vücuda çık. Hasan abi, başa şöyle desek doğru olur mu? Söyle. Bir vücut var, zati vücut. Evet. Oraya da katacağız gibi geliyor bana da. Bu vücut... vücuttan Adem'e bir emir gidiyor. Yani bu sistem mesela vücudun Adem'le taallukuna tekvin desek sisteme. Vücudun Adem'e taalluku veyahut da Adem'le taalluklanmasına belki buna tezahür veya tecelli diyeceğiz. O kısma tekvin desek. Yani vücudun Adem şeyi. Adem'e taalluku desek, öyle kelime sanki uygun düşüyor. Bu kısmı tekvin, yani bu süreci tekvin. Burada kullanılan emir kullanılıyor, böyle başlasın. Ama diye. Şimdi daha bir vücut okumadık. Karıştırmayalım mı? Şimdi kendisiyle konuşalım. Bir kere Adem'de, tekvinde Adem var. Abi şunu söyle. Tekvin emrediyor Adem. Şuradaki vücuda çık ile şuradaki vücut aynı mı? Değil. İşte onu belirtelim. Değil. Bak bu önemli. Çünkü değil. Niye? Çünkü bak buradaki vücut şeydir. Zatın vücutları. Zatın vücutları. Mesela lahut. Şimdi tekvin emrediyor. Tamam. Emir çocuk, oraya geldi. Adem'e. Vücuda çık diyor. Tamam. Vücuda çıkanlar üç tanedir. Vücuda çıkıyor, çıkanlar orada tasnif olacak. Burada şimdi ilim giriyor değil mi? İlim, Adem'den bir şeyler çıkartıyor. Çünkü mi? Bu sefer çıkanları vücuda çık denmesi gerekmiyor. Alan ilim. Burada ilim peki mümkün ve mümtenileri alıyor içeriden. Dur, onu şey yapacak. Çıkanları aldı. İlim. Yani adeta diyor ki tekvin, anlatarak gideyim. Adem'e diyor ki ilme itaat et. İlim bir vuruyor Adem'e. Hani göl gibi sıçrayan suları düşün. Sıçradı. İlim alıyor. İlimde alınanların tasnif ediyor alınanları. Tasnif edince mümteni Adem de var. Yani o Adem'i ve
zaten başta Ademi olsun. Vücut ne? İlmi vücutları. İlmi vücutlar olarak söyledim ama bir daha olarak tasnif ediyor. Ediyor kim? İlim. Cümlemiz olabilir ama anlattıklarım anlaşılıyor herhalde. Tekvin emrediyor Adem'e. Kendi müdürüne. Başkan, belediye başkanı. Adem müdürüne emrediyor. Vücuda çık. Çıkması gereken. Abi bu vücuda mı çıktı yoksa mevcuda mı çık demesi lazım. Çünkü vücut yok. Bunlarla vücut bulmayacak. Vücuda çıkacak sonra mevcut olacak. Mevcut da olmadı. Mevcut olabilmesi atom esir keyfiyeti madde hayat keyfiyetine dönüşecek. Hayat hayat yok da hayat burada. Mevcut değil. İşte mevcut diyebilmen için daha oraya gitmedi o. Daha buradayız abi. Daha buradayız oraya gitmedi. Tamam mı? Ha. Şimdi oraya gitse mevcut ol dönüşecek daha. Mesela o eski derste demişiz ki abi demişiz. Ha. Tekvini ilme koşturan emirdir. Ne demişiz? Tekvini ilme koşturan emirdir demiştim. He, aynı şey gibi mi? Ha, benzer gibi ya. O zaman da kim söylüyorum? Çok harika olmuş orada. Peki burada oradaki şeyi takip et. Tamam ben bir yandan bakıyorum. Ha bak şimdi belki cümlelerimiz olmuyor ama inşallah daha kemal cümlelere dönüşecek. He, ama tekvin emrediyor Adem'e. Vücuda çık diyor. Vücuda çıkanlar böyle allak bullak yani. Karma. Çıkanlar olan ilim. Çıktı ilim. İlim denilen bir padişah var. İlim çıkanların kendisi değil, çıkanları tasnif eden bir yapı. Yani laboratuvar gibi ilim. İçindeki bir sürü karpuz suyunu, bal suyunu şey yapıyor, tahlil ediyor. Farklı farklı. Yani ilimle içerisindekiler aynı değil. İlimde alınanları, ilimde kendisi alınanları tasnif ediyor. Edince tasnif ediyor. Diyor ki bu alemi şahadete göre, Allah'a böyle Nur-u Muhammediye göre, yaratacağı aleme göre bu mümkündür. Bu mümtenidir. Bu ademidir. İlmi vücutlar olarak tasnif ediyor ilim. Tamam. Sonra bunlardan tercihler bu süreçten sonra şimdi irade gelecek. He, tercihleri yapan irade. İrade. Neyle yaratacak? Ne ile? Hangi malzeme? Malzeme ile yapacak? Soru. El cevap. Hayat. Hayatla yapacak. Bir sistem programı, bir program, bir program dahilinde yapacak, dahilinde ilim yapıyor. Halk edecek kudrettir. Kudrettir. Nereye göre yapılacak bütün bunlar insanın fıtratının insanın fıtratını
fıtratını görüp ihtiyacını fark eder. Yani bunların insanın fıtratını görüp ihtiyacını fark ediyor. Gören basar. İhtiyacını işiten semi bu süreçleri bize bildiren kelam İrade, hayat, ilim demiştik, kudret, üçüncü satırdaydı, üçüncü satır, ortada, sahiliniz mi? Üstten üçüncü satır, üstten okudum, üstten üçüncü satır. Alttan üçüncü satırda da ilim var. Bir tane çizdi. İlim bunlardan tercihleri yapıyor. Yukarıda çizdiniz abi. İradeyi yaptı mı bir yerde? İlim yapmadı. İlim yaptı baş. Tekin bir. Adem iki. İlim üç. İrade. Hayat. Kudret. Semi basar. Peki ben bir daha yapıyorum, oradaki eskiyi de kıyas et, eksiğimi düzelt Osman. Onu okudum ben de bir yandan abi, yani hemen aynı gidiyor. Aynı gidiyor, bak. Okuyabilirim. Şimdi bu bizim vücutla alakası yok, buradaki vücut. Lahut, ceberut, melekut, nasut değil o, başka bir şey. Ona karıştırmayın buradaki vücudu diyesin. Evam tekvin sıfatı evamir olarak gözüküyor. Kudret ise emri uygulayan makamında gözüküyor. Dima bu konuda bunlara muhatap olduğu için sanki ne demişiz? Dima tekvinin çocuğudur. Dima tekvinin çocuğudur. Şimdi çok tuhaf. Tekvin emrediyor içerisindekine, Adem'e. Çünkü evam yok. Çık vücuda. Çıkması gerekenler. Çünkü Allah'ın nazarında Adem'le ilim, Adem'le vücut. Adem'le vücut iki menzil gibi. Kâ oraya alır, kâ oraya alır. Adem'i mutlak değil. Vücudu ilmiyeye perde olmuş bir ummandır. Yani sinema perdesi olmasa sinemadakiler çıkmaz. Tamam. Sinemadakileri, yani filmdekileri ortaya çıkartan ama kendisi gözükmüyor. Oradaki sinema perdesi ekranı Adem, ekranda gözüken ilim. İlim vücud ilmeye başlıyor. Sonra dedi ki, çık dışarıya. Çıkanlar İlim. Ama Adem'den çıktığı için bunlar neyin nesi yani? Hepsi mi vücuda gelecek? Allah'ın hepsi meramı mı yani? Hangisi yapılacak? Şimdi 8 kafalı insan olabilir. 20 tane ayağı olur. Ne bileyim ya, farklı farklı olur yani. Kanat olur. Olmaz. Bunlar hepsi alan ilminde. Hangisi tercih edilecek? Bir sürü ihtimaller içinde. Şu denildiği zaman onun adı mümkündür.
Bunu irade yapıyor. Tercih edilmemiş ama ilmi vücutlar olarak duruyor. Bu mümteni vücut. Tamam. Bu mümkün vücut mevcudata imkan denilir. Onun için bu mu şu mu o mu? Tercih eden irade. Tamam da Allah var iken hiçbir şey yoktu. Taş, kaya, toprağı, domuzu, kadını, erkeği, koltuğu, tebeşiri. Neyle yapacaksın? Her şey tamam. Malzeme lazım. Hayat. Hayat. Hayat malzemedir. Hayatla yaptı. Hasan abi, o arada şu evamülü tekbiniyi oraya doğru yerine koysak, şu yani anlattığınız süreç var ya, şimdi bir tekbin emrediyor. Tamam, o emrediyoru emir. Emir. Ama bir de şimdi biz hani her şeyin programı, yazılım kısmı evamülü tekbiniye ya. Ha, ama daha ona gelmedik. Gelmedik mi? Ama onları derken bir yere koymanız lazım. Tamam, şöyle koyacağız. İlmi programları şuraya diyebilirdi konu. İlimlerde irade, şurada ilim. Bak ha, ilmi vücutları tasnif ediyor. İşte ilim. İlim etti. Ha, ilim etti ama ilimde nasıl olarak duruyor? Mesela vücudu hariciye çıkacak olanları. İşte o elinizi koyduğunuz yere kadar aslında İmam-ı Mübin oldu. İmam-ı Mübin oldu. Bir tarafı oldu hatta. Evet. Çünkü bir kısmı da kudretten sonra oldu. Sonra olacak. İşte o kısım, emir ve ilimi hallettik. Değil mi? O elimiz şuraya o zaman şöyle sokabiliriz. O kısımdan sonra şimdi İmam-ı Mübin... Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şuraya yapayım. Değil mi? Eğer izah istiyorsan. Ondan sonra da evamülü tekbiniye tekrar... Buraya kadar... irade ve kudretten giriyor şu an. Buraya kadar... Ve ayat-ı tekbinileşecek hatta. Kudretten. Evamülü tekbiniye, kudretten. Vücudu harici... İradeden gelen diyor esas. Vücudu... Kudret diyor, ikisine de var. Hariciye çıkacak mümkün olanlar, mümkün olanları tekbin evamir olarak olarak meyil ihtiyaç işti yak ve incizap olarak ifade ediyor. Cümle şeylerimi hem kusurumu affedin hem de eksiğim varsa düzeltin. Abi şimdi Allah şeytan herhalde kanımıza girdi. Şimdi biz o kesin. Sizi eşari Osman'ı da Maturidi diye görüyoruz da size bir üstad lazım aslında. Ben girsem mi demeye girmesem mi diye düşünüyorum. şahsı bana öyle. Şimdi buraya kadar gelelim bu cümleyi, o zaman devam edelim ki tamam. Bu cümle oraya uyar bak. Yani meramımızı kelam ifade edemiyor bazen ya. Tamam. Tekvin emrediyor tamam. Adem'e. Tamam. Çıkın dışarıya. Vücuda çık. Çıktın mı? Çıkanlar olan ilim. Tamam. İlim. İlimde alınanları tasnif edince ilimde alınanları tasnif ediyor. Ne yapacağım bunu? Mümkün, mümteni ve ademi. Madum mu diyorduk ademiye? He, madum. Madum diyorduk değil mi? Madum, Adem burada ya, madum. Madum diyelim, doğrusu. Mümteni, madum olan. Ademi değil de. Evet. Galiba. Madum. Evet. Yani öyle olması lazım. Bu madum. Evet, çok eksikler var. Ben görüyorum da bekliyorum. Madum, ilmi vücutlar olarak tasnif ediyor ilim. Üç şekilde, mümkün, mümteni, madum. Bunlardan tercihleri yapan,
tasnif ediyor. İyi dinleyin burayı. Buraya kadar vücudu harici çıkacak mümkün olanları, çıkacak olanları, yani mümkün, mümteni, madum şekilde üç tane harman yapmış. Mümkün, yani vücudu harici çıkacak olanlara ne deniliyor? Bir orada şu olabilir mi abi, evet, buraya girmeden? Şimdi üç tane mümkün, mümteni, madum diye. Evet. İlim mümkünle mümtenileri alıyor, madum orada kalıyor desek olur mu? Kalıyor olsun olur bu. Yani ben şey yapayım. Bilerim diye. Yani. He, tabii kalıyor onlar. Şu an Allah'ın ilminde hepsi... Madumun hepsini almış değil aslında. Yok yok, almamış. Ama ne demiştim? Buraya kadar vücud harici çıkacak olan mümkünleri. Çıkacak ha, mümkün olanları. Hı. Demişiz zaten. Buraya kadar vücud harici çıkacak mümkün olanları. Tekvin sıfatı, tekvin evamir olarak kendisini meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incisap olarak ifade ediyor. Yani tekvin burada nasıl gözüküyor? Şu hale gelmiş oluyor. Meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incisap haline geldi. Yani ağaç olmaya meyli var, iştiyakı var, incizabı var. Bir daha buraya kadar, çünkü çok zor bir şey açmaya çalışıyoruz. Tekvin sıfatı, içindeki müdüriyete, bu amir, belediye başkanı, emrediyor kendi içindeki birimle, bir müdüre. Adem denilen orada bir müdür var. Diyor ki çık vücuda. Vücuda çık. Çıkanlar olan ilim. Çıkanları alan demiştiniz sanırım. He? Çıkanları alan demiştiniz sanırım. Alan he. Çıkanlar. Rı alan. Çıkanları alan he. Çıkanları. Evet. Çıkanları. Alan ilim. İlim de alınanlar zaten demiş ya burada bak. İlim de alınanları tasnif edince üç tane şey çıkıyor özellik. O çıkanların. Adem'den. Mümkün, mümteni ve madum. Madum ilmi vücutlar olarak tasnif ediyor bunu ilim. Peki Allah'ın acaba burada yaratacağı var ya Nuh-u Muhammed'i, bu madum, mümteni ve mümkün olacak. Yani hangisini? 8 kafalı mı? 10 ayaklı mı? 20 ayaklı mı? Şunlar bunlar olabilir. Bir sürü imkanat var. Ama imkanat eğer yaratılmışsa buna imkanat denmez. Bu mümkün artık. İmkan. Abi o mümteni oluyor sanki. Ha mümteni pardon. Mümteni. Mümteni de çık mümkünat oldu. İmkan. Evet. Bunlar ne yaptı? Buraya kadar vücudu harici çıkacak mümkün olanları tekvin ne yapıyor? Evamir olarak, meyil, ihtiyaç ve iştiyak ve incisap olarak şey yapıyor, emrediyor, o ifade ediyor dedik ama bu paket yani. Sonra bunlardan da tercihleri yapan irade. Yani bir sürü bunları evamir olarak bu şekilde yaptı. Sonra bunların içerisinde çık, çıkma. Evamiller dolu. Çık, çıkma. Sen önce çık, sen sonra çık. Diyen irade. Ne ile, hangi malzemeyle yapacak? Hayat ile yapacak. Peki nereye göre yapacak? Nereye göre yapacak? Bir program dairesinde ilim yapıyor. Halk edecek. Neyi kaydedecek? Kudret halk edecek. Nereye yapılacak bütün bunlar? İnsanın fıtratını görüp ihtiyacını fark eden, gördüğü için basağı, insanın ihtiyacını işiten, yani ebed, var ya ebed, ezel, böyle olma özelliği var insanda, ezel olmak, ebed olmak, yani sonsuzluk yaşamak, ölmemek, bunlar hep fıtratın duyuyor. Hani üstad bir misal, iki misal veriyor. Diyor ki öyle göz düşünün ki dağları görüyor, sivrisineği görmüyor. Öyle kulak işitin görün ki diyor. Gök gürültüsünü sivrisineğin sesini duyuyor,
gök gürültüsünü duymuyor. Tamam mı? Ha, bu neyi söylüyor? İnsan bütün kainatın halifesi iken insanın ihtiyacını duymayıp bir ağacın yağmur ihtiyacını duyup veya güneş ihtiyacını ona cevap verecek. Fakat bütün bunlar insana hizmet ederken insanın ihtiyacını duymayacak. Bu tarafı da semi. Bütün bu süreçleri bize bildiren de böyle olduğuna dair tekvinden şöyle oldu, böyle oldu. Kim bildiriyor? Kelam. Şimdi devam ediyoruz. Bu bir tarafıydı. Sana şöyle bir çizdim ama onu çizebilirsek çizerim. Ha, çizer misin abi sen? Yani, tamam. Hem ben dinlememiş olurum, dinlemiş olurum. Gel abi çiz abi. Şu şeyi siler misin abi? Orayı silerim onu. Sonra sil, artık o işte, işlemi yaptık. Şöyle sileriz değil mi? Bakın, tekvin hariç tamam, hepsini doğru. Sil. Tamam. Sil abi. Tahtada yazmak, orada ders plan tekvim ne demek olduğunu gör. Onu da sil abi. Şu anlattığınız şekil... Gafur abi burada çok konuşuyordu değil mi? Tahtaya çıktı, ne konuşacağını çok iyi belirledi. Ben çıkmadan söyledim ama Hasan abi size. Evet. Çünkü zordur. Derin bir mevzu. Niye biliyor musun? Ama şunu da itiraf edeceğim Hasan abi şimdi, yani söyleyeceğim. Ben burada sizin söylediğiniz birçok şeye katılmıyorum Hasan abi. Tabii. Onu da ifade edeceğim. Tabii. Çünkü niye? Bak şimdi burada bütün gözler senin üzerinde olduğu için yoğunlaşmış enerji oluyor. Yok. O da değil. Haklısınız, orada haklısınız ama ben bu mevzuyla alakalı çok bir şey çıkarttım. Karar veremedim, bunu birlikte yapmamız lazım. Onu yazsın, seninkisini katılmadıklarını gel anlat. Katılmadıklar mı? Şurada hatalarını şey yaptık. Estağfurullah. Yok, beraber yapacağız ya. Olur mu? Estağfurullah. Hata derken öyle değil diye düşünüyorum mesela. Tamam işte, onu istiyoruz sen de. Ne hata edeceğiz bunu? Haydi. Az kaldı. Bak bu seni şey yapacak. Sen imam bir tekniğe takıldın işte. Burada başına bunu değiştir mi yani? Tamam. Seni takıldın ya tamam. İmam bir tekniğinin daha yukarılarda. Güzel yapmış. Tamam. Evet. Güzel. Bak. Tekniği değil mi? Bak şimdi. Anlayacaksın. Ama yani kahve ikram edebilirsin yani. İle kahve için ara vermek değil. Çünkü yeni ısınıyoruz. He? Değil mi? Tamam. Kahve içeriz. Duydun mu acaba mutfak? İnşallah Allah yeni her derste diyoruz. Büyük bir yer nasip eder de şurada bir salonumuza mazgal olur, şu delikten servis yaparız. Bir kardeş de görevlendiririz. Evet, onun vazifesi bizi gözlemleyecek, bakacak. Bunlara su ihtiyacı var, su. Ondan sonra veya bir meyve parçası getirecek, bir portakal veya bir kahve getirecek. Allah nasip edecek inşallah. Okuldaki dersler 45 dakika olup bunlar saatlerce olmasının da insan hala canlı olmasının sebebi okuldaki dersler size dimağa hitap ediyor. Abi sadece kahve mi yoksa çay da yapalım mı? Yok. Sen bilirsin ama bir kahve yap. Kahve yapsınlar. Ondan sonra buradaki dersler ise dima artı kalbe hitap ettiği için kalp yorulmaz ve doymaz. Sırf dima bakarsan 45 dakika geçirmemen lazım. Mesela hepiniz şahitsiniz. Kalbimize ne kadar inmişse o kadar lezzet alırız ve yorulmaz. İnsan sevdiği şeyde yorulmazmış. Sevgi de kalbe aittir. Seversen bu işi yorulmaz. Evet şimdi sen... Şöyle abi, o anlattıklarınızı aynı şekil olarak olursa. Şimdi tekvin Adem'e emrediyor. Harika. İlim çıkıyor. İlim de bu mümteni, mümkün madunları oluşturuyor. Bu mümkünlere, şu mümteni ve madunlara bir şey olmuyor. Duruyor onlar ilimde. Mümkünlere irade ve kudret talip edince evamir tekviniye çıkıyor. İhtiyaç işte ve onlardan da hayat-ı tekviniye çıkıyor. Yani burada dur. Burada irade ve kudret emredince evamir-i tekviniye evamir harika çok güzel. Sonra şu takkeli de koy. İkisine de hayat zaten. Hayat-ı tekviniye olarak elma armut bu. Tamam mı? Hayat. Şimdi şu kısımda irade yemin üstün altına atar. Tam-ı mübin oluyor. Şu kısımda yani emiri de ilim de alırsak burası da imam mübin oluyor. O sonra iradeyi ilmin altına alsak daha uygun olmaz. İradeyi ilmin altına alsak.
İlmin altında zaten. Yani mümkün mümteninden seçen iradeymiş gibi. Ha, tamam. Dursun. Mümkünü seçecek, yani irade ile kudreti ayrı ayrı mı yapalım? Ya ilim var ya, ilimin altına irade yazsak, irade yani mümkün mümteni mağdumu seçiyor. Şöyle yapıyor, seçmiyor, mümkünün içinden seçiyor. Şöyle yapıyor diyorsun bak, öyle değil şöyle mi yapsın diyorsun. Seçti irade, he? Üçünden. Yoksa mümkünlerden mi seçiyor? Üçünden mi? Şimdi irade hangisinden seçiyor? Bunlar bunlardan hepsinden, hepsinden. Hepsinden seçiyor, üstüne almamız gerekmiyor. Mümkün de seçiyor, yani bunlara bakıyor, bunlar seçiyor, tercih ediyor. Tercih ettiği mümkün olmuyor mu? Yani tercih ettiğini göstermek için mümkün ve mağdum, mümteni ve mağdumdan seçiyor. O seçtiklerine mümkün deniliyor. O zaman irade hepsini biliyoruz. Evet, yani şurada irade giriyor, bunlar çıkıyor, öyle mi? Öyle. İrade devreye giriyor, mümteni mümkün, mağdum. Hayır, şöyle. İlmin içerisinde mümteni ve mağdum var. Tamam. Bunların içinde seçti, şunlar çıksın dedi, o mümkün oldu. Ama her mümkün de gene vücuda çıkmıyor. O vücuda gelmemesi daha şeyde, lehman ve ispatta da. İmkanat. O zaman hangisi girmiyor orada? Yani burada bak şimdi. Şimdi mümkünün vücuda çıkmadığı durumu soruyorum. Orada irade tahrik etmiş. Hala mümkündür ama. İrade tahrik etmiş. Kudret tahrik etmemiş. Etmemiş. Evet. Tamam, öyle aşağı. Çünkü bir şey mahluk olabilmesi için nefsüle mani. Ama irade girmiş oluyor. Girmiş oluyor. O zaman burayı öyle biraz düzelteceğiz. Ha, düzelt. Şöyle yapalım. Biraz bunun için karesil, biraz kaydı şuraya ki buraya gelmesin. Bunu yeniden yap beraber. Şuraya gel beraber. Yaparken beni sevdiğinmesin ki Hasan abi yanlış yapmaz. Tamam. Şu tekbir yukarıya. Evet, Abi mümteni ve mümkün ve mağdum kainata bakmakları ve neden kainatın üzerinde konuşuyoruz? Ben onu anlamadım Hasan abi. Bizim burada konuşmamız gereken mümteni ve mümkün değil ki. Allah canibinden baktığımız zaman her şey mümkün zaten. Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz siz? Sana söylüyorum Osman. Sana söylüyorum. Hasan abiye, kızım sana diyorum, gelin sen duyuyor. Hasan abi, mümkün, mümteni, mağdum. Yani bu bölüm ama kainata bakan taraf değil mi abi? Ben mi anlamıyorum? İrade. Yani bunu yukarıda niye konuşuyorsunuz? Allah'ın zatı değil ki bunlar, sıfatlarında zaten bunlar. Tamam mı abi? Sıfatlardan bahsediyoruz ama. Zaten sıfat ama daha şu yani an. Bu irade, kudret, evamiri tekviniye bunlar Hasan abi yukarıda olması lazım. Onun altında mümteni, mümkün ve mağdum koyabiliriz diye düşünüyorum. Ben şu anda ama bu öyle değil. İlmin içini konuşuyoruz. Allah'ın gene sıfatındayız. Bu ilmin içi. İlmin ama içinde olan olana ilmin dışına nasıl atıyoruz onu? Sen çizisi de yazar mısın? Sen çizisi benden silon komplesi. Ademi ilmin dışına. Tamam. Aynısını yazıyorsun. Çizisi varsa. Öyle mi? Arkada yer yok. Buraya geldik. O zaman onun yani sizler falan var. Öyle bakayım onu çevir o zaman. Ondan bilecek şeyler var o zaman. Sağ ol. Onu da biraz değiş. Şey 20 dışında çünkü. Gafur abi sen bilir misin? Bir kere mümkün mümteni ve mağdumun mahiyetinden bahsediyoruz. Kendisine bahsetmiyoruz. Bir yere bağlı olmayacak. Mahiyetinden bahsediyoruz şu anda. Yasin bir şey söylüyor abi. Bir kere biz Adem'i ilmin yukarısına koyamayız. Adem'i? İlmin yukarısına koyamayız. Niye canım? Adem'den çıkıyor anlatıyoruz iki saattir. Tamam, o yani çıkıyor ama çıktığı yer Adem diyemeyiz biz oraya. Tekvindeki Adem ilim her şeyi kuşatmıştır. Oho, başa geldin sen şimdi. Onu ilim her şeyi kuşatmıştır. Adem'i asla yukarıya koyamayız biz yani. Yok. Ha, o düşündüğümüz yer ya ilimdir. Buyur abi. Şimdi Adem tek değil. Biz bunu Adem'i sanki bir tane Adem diye düşünürsek Hasan abi, biz ilmi vücutlara herde olan Adem var. Dediğin sıfat böyle basit bir şey değil ki abi. İlim her şeyi kuşatmış. Şey yani sen geçen derste ilmi muhite ezelliği varken mevzusuyla onu konuşmuştuk yani. İlim subuti sıfatta yazsın. Tamam da yani subuti sıfat olması bunun yani. Tekin bir şey olması bir şey yani. Yani ilim öyle bir şey değil ki abi yani. Tamam. İlim her şeyi kuşatmış bir kere. Tamam. Her şeyi kuşatan bir şey var. Adem'de de her şey var. Her şey dediğin şey bak neyi kuşatmış bir de söyle. Her şey. Şeyi. Ya şimdi söze gelmiyor, her şeyi kuşatmış. Ha işte o. O şey değil ki Adem. He. Şey değil. Mesela bizim şey denen bir şey var ha, ben sana o zaman şey diyeceksin.
Adem'in Adem şeye yaparsan ilimi oraya sen koyarsan. Sen esnadaki Allah değil o mahiyet zatıyla nasıl olacak ki o bilmediği bir şey. Zat var ya. İlimin yeri subuti sıfat. Koy bakayım oraya tekrar ayaz. Şunatta ilim yok, hayat yok mesela. Peki zatı sıfatta... Adem mutlak zaten yoktur diyor. Tamam. Zatı sıfatta vücut yok mu? İşte o zata var abi. Vücut var. Vücutta mertebeler ve içerisi yok mu? Tamam var. Tamam. Peki subutu sıfattaki ilim hepsini biliyor mu? Bilmiyor. Misainis olur. Tamam. Birisi zatı sıfat, birisi vücudu şey, subutu sıfat. İlim subutu sıfattır. Vücut ise zatı sıfattır. Vücut daha üstün. Vücut onu da kapsar. Zaten subutu sıfatlar zatı sıfattan çıkıyor. Olmuş olandan olacak değil mi? Yani evet. Sıfatı bir Allah'tan olmuş olandan olacak. Olmayanlar ne demek? Bak şimdi, onlardan buraya kadar... Senin o dediğin yerine de bildiğinize göre. Ama şu anda zatı bir Allah. Şu anda zatı bir mümkün, şey, mümkün değil, mümkün. İrade... Şöyle yapacağız. Bak şu dur, bir gitme. Şimdi bunun içinde ne var? Onu kaldırsan... Bunun içinde ne var? Şöyle yap. Şöyle. Bunun içinde otur abi. Şey, şöyle bir fersiyon. Yok, yok, bunu yapmadan önceki ilimden bahsediyor. Bunun içinde, ilimin içinde ne var? Yaz onu, başka bir. Yaz abi. Var yani, mümkün olacak, hepsi de var. Şimdi, iki tane, iki tane. Ha, iki. Tamam. Bunları alacak. Alacak. Allah'ın irade. İrade. İrade yaz oraya. İrade. Aldıklarına ne deniliyor? Mümkün. Onlar ha, o çıkacak mümkün. He, aldıklarına mümkün. Tamam. He, tamam. Bundan sonra... Bundan sonra götür öteki. Bundan sonrası kudret devreye girecek. He. Daha girmeden kudret... Yok. İlim, ilim programını yapsın mümkünü. Hani dedik ya sana, ne, başkanım. Ha. Şurada gölün üzerine bir arıtma tesisi yapacağız. Ha, evamir burada... Karar verdik mi abi? Aynen. Karar verdik. Bunun ondan sonra evamir değil, şey değil. İlmi programını yap onu. İlim. Programı evamir i̇lim. Değil mi? Ha, ilim yaptık ya. Ha. Hasan abi. Yaptı, irade yaptık. Ne yapacak? Kudret. Ha, kudret girecek. Kudret evamirden sonra mı önce işte o kısmı karar. Beraber, beraber. Tam kudret diyeyim şimdi mi? Kudret de, yani evamir deme. Kudret. Orada neyle, neyle yapacak? Hayat ile yapacak. Hayat malzemesi. Hayat yaz. Fazla kablo şeyleri uzatma ki tamam. O değil öyle tamam. Yeşil yaz. O çıkmaz, o çıkmaz. Yazı belli olmaz. Oluyor musun? Oluyor. Hey tamam. Hayatla. Ondan sonra... dur daha ben tekniği yok. Ondan sonra hayat nereye göre yapıyor? İnsanın fıtratını... fıtratını... şey yapıyor, görüyor. Basar. Ben hepsini yazacağız öyle. Basar. Altına yap. İnsanın dünya ve ahiretini bütünlük görüyor. İşitiyor. İnsan fıtratını işitiyor. İhtiyaçlarını hissediyor. Bunları neyle ifade ediyor? Kelamıyla. Kelam. Evamir. Şimdi bizim mevzumuz evamir. Zaten evamiri ne yapmış biliyor musun? Şimdi bu emrediyor. Bu emir nasıl burada gözüküyor Osman'ın? Şimdi irade ve kudret. Bu irade kudretin ikisini şuraya cevredersek size neyi hatırlatıyor? Kitabın biri. Değil mi? Kitabın biri. Öyle değil mi? Aynen. Kitabın içinde ne var? İrade. Bazen kudret,
bazen evamiri tekviniye kendisi ifade ediyor Risale'ye. Gözüküyor. Hatırladın mı? Evet, tamam. He. Ondan sonra şeyde ilimle emir. Kahve isteyeyim ben. İmam gibi. He, şurası. Kahve isteyeyim ben. Şöyle yapalım. Başka bir. Şunu yap ya. Şunla şu. İmamın mubin. Ne ifade ediyordu? İlim, emir. O sanırım bu açık şey. O zaman tekvini, lef-i mahfuzu nereye yazarız? Yazsak abi burada. He, lef-i mahfuzu da şöyle yazarsın. Şunu silmeme şey yapmayayım da. Ama şöyle. Bir süreç şimdi. Şey süreçtir. Yok yok o zaman. Ya yazarsan bana. Ha, şunu da şöyle yaparsam. İkisinin cemidir. Kitab-ı Mubin, İmam-ı Mubin, Lef-i Mahfuz'un defteri değil mi? İkisi gidiyor. Şimdi bu bir süreci anlatıyor. Kitab-ı Mubin'le görüşmedi daha. Bu zaten Kitab-ı Mubin, şey, Lef-i Mahfuz'dur bu. Bu çizgi Lef-i Mahfuz. Yani Lef-i Mahfuz'un içerisinde ne var? İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin var. Şimdi Yasinlerin çekincelerini de çarpacağım. Anlatacağım tek tek. Tamam. Evet, merak etme. Öyle bırakmış değilim. Şimdi bunu yaptıktan sonra tamam. Şimdi şey şimdi evamir tekviniye bu süreç akış şeyinde bence bu hayat sen basar şu aşamada çok konumuz değil gibi yani şeyde. Burada şurada evamir tekviniye kudretten çıkıyor veyahut da bir şey söyleyebilirim. Şöyle yapacağım ha. Yani şöyle yazacaktım mi? Tamam mı? Yok mu? Tercih ettiğini şöyle yazıp da böyle çıkartacağımı böyle yaptık. Evet. Tamam, şöyle yapsaydım, irade, parantez aç, tercih ettikleri nedir? Hı-hı. Bu mümteniden, madumdan aldı. Hı-hı. Aldıklarını mümkün. Hı-hı. Tamam. İrade. Şimdi buna iradede bulunan mümkünler, kudrette zaten ben özelliğim var diye yaratacağım diyor, ikisini cem etmiş. Bu bizim konumuz olmadığı için iyi, değişik bir renk oldu. Ama böyle 7 tane subuti sıfatı, bir tane de zat-ı sıfatı uyguladık. İlimi biz her şey zannediyoruz. Allah'ın şuunat-ı zatisinde ilim yok. Mesela ilimle nesi var? İlmin asılları var. Yani ilmin asılları, mesela subuti sıfatta ilim var, zat-ı sıfatta ilim yok. Ne demek, ilim bitiyor mu, cehalet mi var? Hayır. Asılları var. Yani orada zat-ı sıfatta vücut, kıdem, beka, vahdani, muhalefetinin havadis, kıyamı bir nefs, tekvin. Bak ilim yok. Ha, şimdi bu süreç böyle. Şimdi ben onların ilim her şeyi kuşatmıştır. Bir dersimiz var ve büyük zatlar da çok zikreder. Hem kavim için şey diye şey. Sana ben size... Ama bana müsaade etmiyorsunuz. Tamam, ben direkt paragraf okuyayım. Ondan sonra isterseniz bunun üzerinden gidelim. Hani söylediğim ifadeler yanlış olabilir. Bismillah. Cenab-ı Hak öyle bir kadri mutlaktır ki Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda ondan çevirir. Şunu geri yap. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Ve daire-i ilmi ilahinin haricinde yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Şimdi bunun üzerinden gidecek olursak bir kere ilmi muhit olduğu için Adem'in arkasındadır diyoruz. Adem'in arkasındadır. Yani evet. Adem'in mutlak zaten yani o düşündüğümüz evet. Şey o Adem değildir. İlm-i muhittir. Peki bu iki menzil gibi koray bir surette getirip götürür. Bazı kavramlar karıştırıyoruz biz. Yani mesela aynı şeyi kullanmış ama mesela yemek.
Mesela bu şeyi vücuda çıkartması veya şuradan okuyayım direkt. İsterse bir günde, isterse bir anda ondan çevirir. Hem Adem mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Hem daire ilmi ilahinin haricinde bir şey. Evet, doktorsun. Evet. Şimdi izah. Tamam abi. Bir. Burası konuştuğumuz şey Allah'ın vacip aleminden konuşuyoruz. İlmin içinde bulunan Adem ise şecere hırkattaki Adem. Tamam. Ayrı. İnsandaki Adem ise cehaletteki Adem. Dimağında. Yani orayı şeceri hırkattaki hani Adem. Çünkü vacibul vücutta daire yok. Daire-i ilim içinde bulunan Adem diyor. Daire-i ilim. Kırmızı yer bizdeki. Daire-i bak diyor ki Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Menzil ya, menzil. İki menzil. Vacibul vücutta menzil yok Yasin. Bak şöyle bir daha. Şöyle yapayım da. Bir. Kabu kavsi. Bunu anlattıktan sonra keseceğim. Burası mümkün. Burası vacibül vücut. Tamam mı? Burada da bir insan var. Hepsini cem etmiş. Bu şecere-i hilkat. Tamam abi. Biz bahsettiğimiz sıfat, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye burada. Şimdi bu daire-i ilim içinde bulunan Adem ise diyor. Vücudu haricidir. Şey, vücudu ilmidir. Burada bahsediyor. Bu tamamen kainata dönük. Evet, kainat. Çünkü ilmi muhiti ezeli var diyor. Adem-i mutlak yoktur diyor. Biz diyoruz ki hani, ben de bir göz var, görüyorum. Allah'ta göz yok. Basar sıfatı var. Buradan buraya taşındık. Tamam. Peki, şeceri hırkatta nerededir? Kabuk hafsindedir. Basar sıfatın azami tecellisi. Buraya taşındık. Allah'ta kelam var, sıfat. İnsanda dima, kainatta lef-i mahfuz. Değil mi? Kainatta arş, insanda kalp. Birbirini anlamlandırmak için. Şimdi, zatı sıfatlar veya subutu sıfatlar kainatta nasıl, insanda nasıl? Çözemediğimiz zaman insanın buna münacat ediyoruz. Çünkü bunu çözmek zor. Bunu çözemezsin. Çünkü vacibül vücut. Bunu anlamlandırmak için kah buraya geliyoruz, kah buraya gidiyoruz. Yoruluyoruz yani. Kah şeceri hikmetle aramaya çalışıyoruz. Kah insanda arıyoruz. Şimdi dersin başında şöyle demiştik. İnsan ilmi, alim olması ne demek? Cehaletinin kalkması demektir. Değil mi? Cehaletin kalktıkça ilim oluyor. Öyle mi abi? Cehaletini bildikçe bizdeki ilim. Cehaletinin cehalet oldukça ilim oluyor. Evet. Allah'taki ilim ise böyle değil. Değil. Şimdi biz de Allah ile konuşmuyoruz zaten. Tamam abi. Tamam. Şimdi ilim şu. Cehaletini kaldırandır. Cehalet. Ne kadar böyle kalkarsan o kadar alim oluyorsun. Cehalet denilen şeyin vücudu yoktur. Günahlar gibi. Şirkin de vücudu yok. Yani Allah yoktur deyince, Allah insan gibi düşünürsen, melekler onun eşi gibi tabi demişler. Bu şirk değil mi? Şirkin vücudu yoktur. Adem'i sayılırlar. Peki, Adem'i sayılırlar ama şirk madem yoktur, Adem ise niye Allah hesap soruyor? Olmaya madem yoksa sormasın. Olmayanın şey hesap olur mu? Şirkin vücudu yok. Günahın da vücudu yok.
Günah işlediğin vücudu yok. E vücudu olmayan hesap olur mu? Ha, kainatta vücudu yok. İnsanda vücudu var. İnsan kimince mi ya? Allah diyor ya Cenab-ı ve ilmi kelam alimleri bize söylüyor. Diyor ki Allah kainatta sıfatlarıyla ve esmasıyla vardır. Zatıyla insanda vardır. Değil mi? Şimdi kainatta şirkin yeri yoktur. Günahın da yeri yoktur. Ama insanda var. İnsandaki karşılıklı Adem'dir. Adem'in vücudu haricileri yoktur. Vücudu haricileri olmayınca Allah ona taalluk edip hesap sormaz. Şirkin vücudu yok. Günahın vücudu yok. Adem'idir. Mesela namaz kılmamak günahtır. Vücut var mı? Yok. Namaz kılmamak. Bunlar günah değil midir? Vücudu var mı? Eylemsiz eylem. Kainatta yok bu. Bu nedir? Var. Adem'i sayılırlar. Nedir o? Bir çekirdek, bir kuvveti ağaç olacaktı. Ağaç olursa bir fiil olur, vücuda dönüşür. Ağaç olması lazım iken o çekirdek olmaması Adem'i olur. Tamam. Beraber gidiyorum. Tamam. Şimdi Adem ise günah, namaz kılmamak günah ise bunun vücudu yoktur. Vücudu olmayanın da vücudu varmış gibi, içki içmiş gibi hesap sorulmaması lazım. Hı hı. Çünkü Allah böyle mühlet veriyor, yapın ki ona hesap sorun. Tamam mı? Hesap. Çünkü imkanı vücutların diyor Mesnevi Nuriye'de ve 24. mektupta diyor ki, imkanı vücut nihayetsiz diyor. Nihayetsiz, imkan bir sürü. Onlar diyor sorulamaz diyor. Peki insanda namaz kılmamak bir eylemsiz eylem. Eylem değil, günahtır ama vücudu yok. Peki o nedir? Adem'dir. Günahlar da nereye çalışıyor? Adem'e çalışıyor. Peki Adem günahları menşi Adem'dir. Vücutsuz vücutturlar. Mesela bak namaz kılmamak. Tamam. Şimdi bu insanda Adem cehalettir. Adem. Bunları ortadan kaldıran ilimdir. Tamam. Şimdi daha vacib vücuttan konuşmuyor. Tamam mı? Adem'dir. Vücut bunu ortadan kaldıran ilimdir dediniz. Evet. Tamam. Bunda mutabıkız. Tamam. Tamam abi. Sonra bu insandaki o şirk. İnsandaki diyor mu? Hep insan diyor. İnsandaki. Şimdi dediğimiz şu anda kalalım. İnsan. Ben şimdi söyleyeceğim. Mesela tamam. Merak edin. Şeceri sürekata geçeceğim sonra. Tamam abi. İnsanda Adem'i anladık mı abi? Tamam abi. Cehaletimiz. Cehaletimizin altı. Cehalet. Tamam mı? Cehaletimizin zemini. Yani kısacası ilmin ifade edildiği yer. İlim olunca ne anlarız? Cehaletim kalktı. Mesela korktum. Orada birisi var. Gittim baktım. Ha kimse yok. Korku neymiş? Adem'idir. Vücudu yok. Tamam. Vücudu yok. Peki ne zaman kalktı da kendi emin? İlim tahrik etti. Yok. İlim tahrik edince ben kendimi güvende hissettim. Evet. Tamam. Adem'le bu ilim ne bak iki tane menzil. İkisi de bende de var. Birisi tasavvurda Adem. İlim ise tasdikte. İlim kuşatmış insanda. Değil mi? Tasdik. Sahip daha yüksek. Ama tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik düşün. En cami ayna en kesiftir. Değil mi? İnsanın dimağında en kesif tahayyüldür. Tamam. Sonra tasavvurdur. Tamam. Sonra taakkuldur. Sonra tasdiktir. İlim. İlim onu kuşatmış. Ama bu vücutlar da var. Fakat ilmin üstünde, tasdikin üstünde izan var. Sonra iltizamlar var. Biz ilmi her şeyi zannediyoruz. Kuşattığı şey, her şeyi şey denilenleri kuşatmıştır. Şey. Yani taayyunlar. Taayyun etmişler. Mesela şöyle de diyeyim. Şimdi vacipten bahsediyorum. Subutu sıfatta ilim, irade var. Zatı sıfatta vücut, kıdem, beka var.
Zat-ı sıfat daha üstündür, camidir, subut-ı sıfattan. Subut-ı sıfattan, zat-ı sıfattan çıkıyor. Vücutta, tek tek izah ediyorum, vücutta neler var neler. Ama ilimde onlar yok. İlim onu kuşatamamıştır. Vücut başka bir şey. Tamam. Çünkü vücutta lahut var. Diğerleri bir sürü şeyler var. İlimde, ilimden daha camidir diyorum. Tamam. Sen dedin ya, neyi tezini şey yapmaya çalışıyorum? İlim her şeyi kuşatmıştır. Neyi? Şeceri-i hilkatı kuşatmıştır. Tamam. Şeceri-i hilkat, ilmin dışında şeceri-i hilkat konuşamazsın. Tamam. Tamam abi. Ama vacibül vücudu ilim kuşattır dersen, cahil olduğun anlaşılır. Çünkü vacibül vücutta subut-ı sıfattan... Bir arkaya gittik. He? Bir arkaya gittik. Gittin evet. İlimin arkasına gittik. He. Tamam. Zat-ı sıfata gittin. Tamam abi. Zat-ı sıfata gittiğin zaman ilim yok. Tamam. Şuunata gidince zaten zat-ı sıfatlar da yok. Tamam abi, zat-ı sıfata giderim. Tamam. He? Zat-ı sıfata giderim. Ne var? Vücut var. Beka tamam. Var. Aha, tamam. Muhalefetun lil havadis var. Tamam. Kıyam-ı bir nefs var. Tamam. Vahdaniyet var. Beka var, tekvim var. Tekvimde kalalım ya abi işte. Zaten oradayız. Şimdi şey tezini şey yapmaya çalıştım. İlmin kuşattığı şey, şeydir. Tamam. Şeceri hilkat, yani Adem'den, yani Adem'in şeceri hilkatı şey yapmadık da, onu da yeri göstereceğim sana. Subut-ı sıfatın altı şey için geçerlidir. Subut-ı sıfatın altı için ilm-i muhiti ezeli kanunu geçerlidir. Evet. Ama onun üstünde zaten ilim yokken, yani ilim içerli değildir yani o mertebede. Şey şimdi var. İlmi ayrıyım şimdi. İlmi ayrıyım. Mastar ilim. Bir, beş tane ilim var. Beş tane bak. İlme girmedik ama madem biraz gireyim. Bir, ilmi muhiti ezeli. Üç tane kelime. İlmi muhiti ezeli. Bu sıfattır. Bu ilim kendisini ifade edecek. Direkt kebandan eve bağlayamazsın. Esma trafosuyla gelecek. Esma. Esma'daki ilim alimdir. Tamam. Buna da ilmi ezeli denilir. Üç tane tabir kelime yok. Şurada yazayım bak. Nereye yazayım abiler? Şurayı siliyorum. Bak o ilmi sana göstereceğim. Alime düstur yok mu? Bizim malime tabi. Yani sizden sorup anladınız yani. Tabi tabi ama ben sabırla böyle pat diye geçiştirmek istemiyorum. Şey olması lazım. Bak, ilmi muhiti ezeli, bak, ilmi ezeli, ilim, daire ilim, cilve ilim, anladın mı abi? Tamam abi, devam edelim. Şimdi bu sıfat, sıfattaki bu esmadaki bu kendisinin mecuda daki daire ilim kainattaki kainattaki ilim lef-i mahfuz. Çünkü daireleri diyor. Mahfuz. Cilvi ilim. Lev-i mahfe ispat. Abi lev-i mahfe ispat hakikati değil midir? Yani bu... O zaman zamanla. Sıralamaya göre gidersen o... Zamanla. Bu sıraya yukarı çekersin. Tamam abi. Tamam abi. Bunlara ortaya çıkanlara da şey mesela tayinler falan deniyor, tayin derslerimiz tamam var. Tamam yeterli. Şimdi ilmi muhiti ezeli, ilmi ezeli, ilim, daire ilim. Şimdi subut-i sıfatta bunlar. İlim her şeyi zannediyoruz. Mesela şefkat ilim değildir. Tamam. Değil mi? Şuunata bakıyor. Tabii, daha canlı. Vücudun da arkasında bir şey. Evet, tamam. Arkasına bakıyor. Konuşurken
vacib-ül vücut mu, şecer-i hilkat mı, insan? Onu karıştır. Kainatta hatta. Yani, kainatta. Bu bir ayrı. İşte tabii, hilkattan. Değişiyor. İşte bu farklı kendisine bakıldı. Ne kadar oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bu artık bilmiyoruz. Bunu kaderdir diyor. İbn-i Ezeli kader nevindendir diyor. Bunu biliyoruz. Mayenleşmiş yani. Haberimiz var yani. Nur-u Muhammed'i. Lef-i Mahfuz iki şekilde şey yapılıyor. Kendisini gösteriyor. Şimdi gelelim buraya. Evet. Adem şey, tekvin sıfatı hakkında ihtilaf edilmiş. Temelden anlatıyorum ve keseceğim namaz kılıyor. Demiş ki Eşari Hazretleri, mustaki bir sıfat değildir. Senin gibi düşünmüş. Veya sen onun gibi düşünmüşsün tabi. Bu diyor, kudretin içerisinde bir emirdir diyor. Evet, tek bir emirdir. Cebir gibidir yani böyle. Muktadis'in demiri, Muktadis arasındaki o çekim kanunu. Tamam mı? Diyor ki Eşari Hazretleri, para var, yani demir, Muktadis var. Muktadis kudrettir diyor. Para diyor, para alemi varlıktır, şeydir. Arkasındaki güçtür diyor. Ben böyle şey yaptım parayı. Emir mi abi? Emir. Çünkü tekvin kendisini emir olarak gösteriyor. Emir. Zaten evamiri tekviniye deniyor. Tekvinin emirleri. Tamam mı? Tekvinin emirleri. Şimdi bu tekvin denen bir Maturidi Hazretleri ise diyor ki kudret ayrı bir sıfattır, tekvin ayrı bir sıfattır diyor. Sıfat, sıfat ilahidir diyorlar. Alimler de sıfat şey yapıyor ekseriyete, Maturidi'nin şeyini. Hatta İmam Rabbani Hazretleri cebire biraz kaydı diyor Eşar Hazretleri için. Şimdi Ustad Bediüzzaman Hazretleri subutu sıfatları sayarken tekvini saymıyor. Tamam. Saymıyor. Saymayınca otomatik olarak subutu sıfatı almadı bu sıfatı. Ama sıfat olarak kabul ediyor. Bir sıfattır. Çünkü evamir-i tekvini zikreder. Çünkü evamir-i tekvini yer yer bazen kudret yerine kullanır. Hele Lef-i Mahfuz'un kitabı olan iki tane kitab-ı mubin, İmam-ı mubin. İmam-ı mubin'de irade ve kudretler bazen çoğu yerde %90 bazen irade ve evamir-i tekviniyi kullanır. Kudret kullanmaz. Emir makamında olduğu için vücud-u harici makamında kullanılırsa kudret kullanır. Şimdi yani vücud-u harici olduğu zaman kudret mi çok daha evet, şey kullanılır. Tamam. Mesela bu emir denmez buna. Tamam. Emir vücuda tahakkuk etti mi kudrettir artık. Bu şey tamam. Olmuştur. Olmamasını düşünemezsiniz. Doğru. Emirdeyken olmakta olandır. Tamam. Tamam. Olmakta olandır. Burada emrediyor. Yani ademe. Orada işte ihtilafa düşüyoruz abi. Yani şimdi sıfat subut ya da saymadığı için tekvini. Biz tutup zat-ı sıfata koymamız, zat-ı sıfata niye koyuyoruz? Şimdi? He, bu mevzu şimdi, var şimdi. Yani şimdi öbür adam da der ki o zaman kudretin bir sıfatıdır. Diyebilir yani. Şu iki tarafta biraz da doğru gibi oluyor burada. Bizim şimdi direkt siz hani zat-ı sıfata koyuyoruz, onun üzerinden yürüyoruz yani. Öbür türlü de olabilir. He. Çünkü bu subut-ı sıfata koymadığı zaman ortada da bir yere koyamazsın bunu. Bir şey daha diyeyim abi. Mesela şimdi hani şunu dur, evet bir şey yapayım. Şimdi Ustad Hazretleri tekvini şöyle tanımlıyor. Eşariye diyor ki sen haklısın. Madem şey yaptın. Maturidi'ye de haklısın diyor. Ha. Bak şimdi Eşariye diyor ki sen haklısın. Yani sen dedin ki tekvinin müstakil bir vücudu yok. Ne var? Emirleriyle muhatap olacağız. İçinde gibi az önce dedik ya onu diyeceksiniz değil mi? Ha. Andaki tam bir binde görmüş onu. Evet. Orada bir tekvinlik görmüş. He. Onu hatırlatmam. Ha. Tamam kitabın üzerinden gidersin. Şimdi dedi ki demin haklı dedi ki Eşari sen haklısın dedi. Sen dedi tekvine müstakil bir vücut vermedin. Kudretin içerisinde bir emirdir. Doğru.
Ustad da bunu diyor ki evamiri tekviniye. Evamir. Evamirlerle bahsediyor. Evamir. Onun için bazen kudreti kaldırıp evamiri tekviniye koyuyor. Kudretin sıfatıdır. Tamam. Tamam. Şimdi oraya koyuyor. Bak şimdi. Fakat ince bir şey var. Bunu Maturidi Hazretleri görmüş. Neye benziyor biliyor musun bu olay? Burayı kaçırmayın. Çok ince bir noktaya geldik. Maturidi Hazretleri ile Eşari arasındaki ince bir nüansı şurada göremediler. Bilinen yola gidelim. Vahdetil vücutla vahdeti şuhud var. Vücut mertebelerinde onlar demiş. Demiş ki hiçbir şey yoktur, tek odur. Bu vahdeti vücut. Burayı görememiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, hayır diyor, her şey o değildir. Gözüken odur. Bu da vahdeti şuhud. Bu da nakıs bir yol. Şimdi, kaç tane vücut var? 4 tane vücut var. 1 güneş, 2 ayna. Aynadaki güneş. Ayna değil de güneş aynaya vurdu. Aynada bir güneş gözükmüyor mu? Bir de aynadan akseden mumbasit bir akis var. 3. Bir de o mumbasit akis fotoğraf aynasına giren fotonlar var ya. Gelsin. Kağıda dönüştü. Kağıttaki resim. Güneş 1. Aynada gözüken güneş 2. Aynadan yansıyan mumbasit 3. Kağıda ince 4. Vahdetil vücut bu 3 mertebeyi görmedi, sırf güneşi görmedi. Çünkü oraya baktığı için burayı görmedi. Tevhid de sikirdir, sarhoşluktur. Vahdeti şuhud ise güneşi, mesela vahdeti vücut bir daha şey yapayım. Vahdeti vücudu daha şey yapayım. Aynayı görüyor, şu mevcudatı görüyor. Aynada bak nerede şaşırmış, o kadar ince bir şey ki aynaya güneş vurduğu zaman aynayı kaplamış güneş. Öyle parlak ki, öyle parlak ki ayna gözükmüyor. Aynayı aynı güneş demiş. Semadaki güneşi bu demiş. Niçin? Bir daha. Güneş buraya vursa, buraya yuvarlak olsa vahdeti şuhud olur. Gördüğüm güneştir, burası değildir. İki vücut var. İki vücut var. Muhyiddin Arabi ve onun ekolu bu aynaya güneş vurduğu için bu ayna yok olmuş. Aynayı hiç görmüyor. Çünkü aynayı ihata etmiş güneş. Bu parlaklık var ya göz kamaştırıyor. Biliyorsunuz ayna böyle şiddet vurunca orada bir şey parlak olur. Camı göremezsiniz. Camı ne zaman görürsünüz aynayı? İlim ile görürsünüz. Zahirde bu ayna gözükmez. İşte semadaki güneşte buradaki güneşi bir görmüş. Aynayı görmediği için aynaya güneş demiş. Anladınız mı? Bu vahdet-i vücut. Hakimsiz. Vahdet-i şuhud ise İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki ilim ile vardığı için arkadaş diyor burada gözüken diyor gözüken semadaki güneştir ama o değildir. Ondandır. Hem o os değil, hem o özostur. Ondandır. Evet gözükmüyor ama arkada bir ayna var diyor. Ve hepsi budur diyor. Aynada gözüken ayna var ve aynada gözüken. Hem gözüken. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ey üstadlarım diyor. Bir de bunların diyor yansıyan mumbasit akisleri var. Üç. Bir de maddeye dönüşmüş olanlar var. Üçe ne diyor abi? Mumbasit akisleri. Vücut, vahdedi şuhud. Üç. Şu Esma'nın cibre cirman ve nakşe, yani ona ne diyor? Vücut diyor yani. Vücut meratibinlerinde, meratibi vücut, bunlar ikisini görmüş. Yani bunu görmemiş. Şimdi ben buraya niye girdim? Bu aynayı kapatan o güneş aynayı göstermediği gibi Eşari Hazretleri de şeyi göremiyor. Aynayı göremiyor.
Yani şu, biraz şimdi gelelim o sana. Şimdi mazi, istikbal, değil mi? He. Şimdi mazi ve müstekbel nazari kaderdir. İmam-ı Bin'e bakar. Am kitab-ı Mubin'e bakar. Eşari Hazretleri anı görmedi. Çünkü mazi müstakbel, Maturidi Hazretleri ise mazi müstakbel denmesi için diyor, bir diyor berza bir ayrım olması lazım, an olması lazım. Çünkü Eşari Hazretleri inceliği şuradan şey yapamadı. Şu anda ben yaşamışsam mazidir, yaşayacaksam istikbaldır. Yaşayacaklarım istikbaldır. Peki, yaşadım. Hani nerede yani? Peki yaşadım nerede? Olmakta olandır işte o da çıkıyor. Olmakta olandır. Bir daha değil mi Osman? Bak şimdi, yaşadıklar mazi mi abi? Yaşayacaklarım gelecek mi? Yani anı yok ki. O kadar nazarında, ilimde o kadar şey yapmış ki anı görememiş. İkisi bir görmüş. Hangisi o? Eşari. Ha, tersi değil miydi az önce? Neydi? Yani şöyle gibi konuştuk. Eşari andaki tekvini görünce, andaki tekvinleşmeyi görünce, andaki o ademliği fark etmiş. Yani anın aslında hakikatte an seyyalelerini fark etmiş. Andaki, hepsi budur demiş. Andaki tekvini görünce kitab-ı mübindedir bu demiş. Yani o zaman bu da kitapsa, kudretse kudretin içindedir demiş. Tek de görmüş. Yani Eşari atlamamış aslında. Nazarı oraya mahdut kalmış gibi. Yani tekvini andaki bir durum olarak görmüş. Anda görmüş. Anı, an dedi. Için kudretin içindedir demiş. Yani kudret tahrik ediyor buraya. Şimdi bu gönlün için içinde. Evet evet. Aynı. Yani araba, kudretin içinde demesinin sebebi şoför arabada araba şoför dersin. Yani ikisini bir görmüş. Yanlış da görmemiş sanki abi ya. Ben işte yok, yanlış görmemiş. Tabii doğru. Hasan abi doğru sanki. Hasan abi üçüncü bir şey çıkıyor. Bu bütünü ihata edememiş diye. Ha bak şimdi. Maturidi Hazretleri, şey Eşari Hazretleri kudretin sıfatı demesi kudret neydi? Anda olandı, kitab-ı mübin. Anda mazi ve müstakbeli ve hali bir görmüş. Bir görmüş. O zaman demiş ki bu kitab-ı şeydir, kudrettir. Tekvin yok. Maturidi Hazretleri ise mazi, istikbali, hali üçünü farklı görmüş. Farklı görmüş. O anı mesela, o anı fark etmiş. Bunu fark etmek bu çizgiyi çok zordur. Çünkü bakın, yaşanmışsan mazidir, yaşayacaksan gelecektir. Ortada bir şey var mı? Yoktur gibi gözüküyor. Yoktur yani. Akıl buna varamıyor. Hasan abi. Akıl varamadığı için bu ilim değil. Yani akıl, daha üst sıfatla. Abi biri kitab-ı mübine şey yapıyor, biri aslında imam-ı mübine. Üstad Hazretleri üçüncü şey getirerek lef-i muhafızı sokuyor. Üçüne girecek şey yapıyor. Bir tanesi imam-ı mübini ortadan kaldırıyor, bir tanesi kitabını ortadan kaldırıyor. Onun için evamiri tekniğe koyuyor kitab-ı mübine. Çünkü bu anda o evamiri de görebiliyor ama bunu ancak İstisnai zatlar çıkar diyor elef-i muhafıza. Zaten diyor ki İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin Kur'an'daki hakkında ulema ihtilaf etti diyor. Yani, İhtilaf oradan geliyor. Çünkü abi biri Kitab-ı Bin, bir İmam-ı Bin üstad elef-i muhafız kavramını getiriyor ve şey abi onun için zaten bu yani Eşari İmam-ı Bin'e devre dışı yapıyor, aynı kabul ediyor. Yani kitab-ı mübini. Tamam. Şimdi tamam. Evet. Evet yanlış oldu. Öyle ben düzeltiyorum. Düzeltelim. Evet. Başka bir oldu. Eşari Hazretleri anı kabul ediyor. Evet. Anda neyse o diyor. Evet. Mazmusa anlaya gitmiş. Bakınca da tekvini görüyor. Tekvini görüyor bu diyor. O kudretin evet. içinde diyor. Tekvini doğru diyor. Doğru diyor. Doğru. Çünkü niye bak? Abi ilim aynı değil. Ama bak şimdi. Tamam doğru ama. Kudretini görmedi. Tamam bak şimdi. Mustakbeli yapıyor. Latif dükkanlarda diyor. Bunlar da kaydı. İlim kudrettir, kudret ilimdir. Devam etmeyeceğim bu dersten sonra. Keseceğiz tamam mı? Bak.
o kadar Allah emrediyor, oluyor, oluyorken emrediyor ya, ey sema suyunu kes, Allah derken su kesiliyor. Yani sıra yok. Derken kesiliyor, kesilirken Allah söylüyor. O kadar beraber olunca diyor ki kelam aynı kudrettir. Eşara Hazretleri anda anı görüyor. He, mazmur ne demek mazmur? Anı görünce anda nedir? Kudret tahrik eder. Kudret vardır anda. Kudretsiz bir şey olur mu? O zaman o emir nedir? Emir andaki ise anda da kudret var. O zaman onun dameninde yani. Dumunda yani. Hı-hı. Sıfatıdır. Bunu evet, bu Kitab-ı Mübin'i görmüş. İmam Mübin'i cem etmiş, görmemiş. Kitab-ı Mübin'de de tekvinini görünce içinde de dedi. Evet. Tabii bunda anlaştık. Evet, anlaştık. Şimdi Maturidi... Kur'an'da, bu Maturidi'ye geleceğim. Gelmeden evet. Kur'an'da İmam Mübin, Kitab-ı Mübin hakkında ulema ihtilaf etmiş. Ustad Bediüzzaman Hazretleri iki taneyi getirerek İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin farklı Lef-i Mahfuz'un defterleri demeyle cem ediyor, ihtilafı kaldırıyor. Bu abi tek sahabelerde oldu abi. İkisine de diyor ki, Eşari'ye diyor ki Kitab-ı Mübin'de haklısın. Eşari'ye diyor ki Kitab-ı Mübin demekle sen haklısın. Sen ey Maturidi sen de İmam-ı Mübin demekle haklısın. Ama ikisi... Bu parantez şöyle, Maturidi Hazretleri kudretin içinde değildir dediyse orası yanlıştır. Değilse müstakildir demesi doğru. Müstakil öyle dedi zaten. Bak şimdi. Anlatabiliyor muyum? Kudretin içinde değildir dediyse yanlıştır. Yani muhalefet etmek için Eşariye hocasına değil mi? Muhtemelen öyle demiştir. Biliyor muyuz o kısmı öyle dedik değil mi? Tabii tabii öyle demiş. Yani zaten kudretin içinde değildir, müstakildir. Şöyle demişse kudretin içinde değildir demesi yanlış oluyor. Değilse müstakilliği doğru. Ama şu şeye kaçırıyorsun. Tamam, buraya geleceğim. Bak, evamir tekvinin kendisi değildir. Tamam. Tekvin kendisi evamir olarak ifade ediyor. Tamam. Bu evamiri kudrete veriyor ve kudretin içinde evamir. Ama evamiri aynı tekvin değildir. Değildir. Tamam. Dolayısıyla bu diyor evamir tekvinden farklıdır. Tamam. Ama tekvin kendisini evamir olarak ifade ediyor. Tamam. Dolayısıyla bu evamir kudretin içinde. Şimdi Maturidi'ye gelelim. Diyor ki bu diyor müstakil bir geçmiş var diyor. Müstakil bir gelecek var. Bunu diyebilmen için an olması lazım diyor. Tamam mı? Bir an olması lazım. Geçmiş ve gelecek ilimle emirdir. Tamam mı? An olabilmesi için, yaşanması için eğer diyor İkisi tek olursa anda, tek olursa bu sefer şeye gidiyor diyor. Yani varlığı, mahlukatı kaldırıyorsun, vacip durumuna getiriyorsun. Ne demek? Çünkü vacibin mazi ve müstakbel anı yok ya, bunun dışında ya. Şimdi Maturidi Hazretleri anı fark etmiş. O da dedi ki, anda şeyde mazi ve müstakbel var. Tamam, mazi ve müstakbel var. Onu diyebilme, onu ayıran olması lazım. Bir şey gerekiyor. O zaman bunların ikisi Lef-i Mahfuz'un defteri dememişler. İmam-ı Mübin demek istediler. Bu esastır demiş. Bak, bir daha söylüyorum. Eşari Hazretleri mazi ve müstakbeli hali anda görmüş. Halda kudret vardır. Kudret vardır. Her şey bu gözükenler iradedir. Gözükenlerin vücudu haricisi kudrettir. O zaman eğer tekvin ne söylerseniz diyor kudretin içinde sıfattır demiş. Kitab-ı Mübin'i kabul etmiş. İmam-ı Mübin'i görememiş. Mazim-i Müstakbel'i aldı görmüş. Maturidi Hazretleri dedi ki mazi ve istikbal şey vardır. Mazi diyebilmen için hal de lazım. Dolayısıyla mazi ve istikbal emir ve ilimdir. Hal ise irade ve kudrettir dedi bitirdi. Bediüzzaman Hazretleri de gelerek dedi ki Maturidi'nin yanlışı ne? Maturidi Hazretleri'nin şeyi şu yanlışı değil. O diyor ki Maturidi Hazretleri ama biz Maturidi doğru demiş değil mi? Ama her şey budur demiş o da.
İman mübin. Her şey mazire müstakbel. Ustad da farkı ne getirdi? İşte bize ama öyle şey dediğini bilmiyoruz ki abi. Sadece bize şu an o soru da gelen sonrası. Senin sorun dışında ben baktım. Biliyorsanız tamam. Yani öyle ekstra bir durum varsa. Bize gelen ne? Eşari demiş ki tekvin kudretin içinde maturidi demiş müstakil bir sıfattır. Soru buydu. Bu kadardı. Yani geçmiş gelecek vesaireleri biz biraz düşüyoruz. Çünkü niçin biliyor musun? Yani. Bunlar tabi detay. Kudret andadır. Mazi ve müstakbelde değildir. Tamam mı? Mazi ve müstakbelde değildir. Mesela diyelim ki şu anda gücüm yok. Ama konsantre olup böyle güçlüğün çıksa çıktı mı? Neredeydi bu güç? Mazide depolanan güç değil mi? Peki neyle aktif ettim? Tefekkürle veya konsantreyle. Neye benziyor biliyor musunuz? İman da buna benziyor. Mesela konsantre olarak vücudumuz çıkması, cinselliği düşünüp vücudum normalleşme. İman da böyle. Tefekkürle iman artması. Hepsine şu misali veriyorum. Tencereye süt koyun yarıya kadar. Koyduk mu abi? Ne kadar? Yarı. Ateş verin. Tencereden taşıyorum. Adam tencerenin neresinde süt olduğunu görmese ilk. Taşarken görse tencerenin kafasına kadar süt dolu olduğunu görmez mi? Madem dolu değilse niye taşıyor? Peki söndürdük altını. Abi, Maturidi andaki çay içme mevzusuna ne demiş? Bir de onu bir değişik. Peki. Bunu bitirsek de ondan sonra daha az ikinci ders yapacağız. Olmadı yani. İkinci ders olmadı. İkinci ders iki oluyor abi zaten. İkinci derste saat kalmadı. Yok kalmadı. O kalmadığı için şey yapacağız. Bu kısmını bağlayıp bitirelim abi. Tamam bunu bağlayıp bitirelim. Şimdi süt değil mi? Mesela mazisini gördü süt aşağıdan. Ateş verdik süt. Peki süt niye çoğaldı? Niye taştı? Taşan süt müdür? Nasıl taşar ya dipteydi? Peki taşan ısıysa, ısı taşar, ısı süt olur mu? Ne yaptı? Konsantreyle arttı. O gizli olan gücünü ortaya çıkarttı. Bağları genişletti ısı girerek. Bağları büyüttü yani. Mesela bağlar, kimyasal bağlarını genişletti. Şimdi toparlıyoruz. Maturidi Hazretleri, Eşari Hazretleri aynı kudrete tekvin demiş. İlim, iradeyi hepsini bir yerde görmüş. Maturidi Hazretleri demiş ki tekvin ayrı bir sıfattır. Tamam. Ayrı diyebilmesi için mazi ve müstakbeli kabul ediyor. Tamam. Anı getiriyor. Eşari Hazretleri her şeyi anda görüyor. Mazi müstakbeli o çizgiyi görmüyor. Mazi müstakbel değil, hepsi andadır. Olmuşsa mazidir, olacaksa istikbaldır. O zaman Maturidi Hazretleri daha isabetli bir yaklaşım yani. Evet. Üstad ne yapmış? Alemi bir gayet mesela. Peki Üstad ne yapmış? Nasıl cemiyetmiş? Üstad mı diyor? Üstad şöyle diyor. Ha. Diyor ki, tekvin diyor, tekvin sıfatı, tekvin diyor, emirdir diyor, emir. Allah olup da emir olmaz mı? Kudret yapma özelliğidir. Yapmanın kendisidir. Eylemin faal olan şeyidir. Ama eylemin arkasında efal ilahiye var. Eylemi aktif eden emir var. İrade değildir bu. Bak, irade tercih etmektir. İlim programdır. Hayat malzemedir. Ama bunların hepsine hadi kudreti de, hadi aktif ol. Evet, bütün makineleri çalıştıran elektriktir ama emir veren düğmedir. Düğme var ya, işte tekvin emretme makamındadır. Emir. Kendisi neyle ifade ediyor? Evamiri tekviniye, tekvinin emirleri. Kudret kendisi aynı fiildir. Ama ona yap diye aktif eden, yap. Belediye başkanı, yap. Müdür de yapıyor. Hastane başhekimi, yap. Doktor tedavi ediyor. Yani emrediyor, emir makamında, yoksa bizzati kendisi fiilin faili değil, kudrettir o. Kudret fiilin failidir, faili kudrettir, tamam mı? Onu emreden evamiri tekviniye şeydir, evamiri tekvini tekvinden gelen emirdir. Hastanlar hep şey gözüküyor. Nereye koyacağız işte bunu yani, tamam emirdir diyoruz da. Nereye koyacak? Zaten koymuşlar. Alimler ihtilaflı şeyleri ustat alıyor.
malum olan şeyi, mesela dersin ki niye ustad zati sıfat demedi diyeceksin. Denilen bir şey, niçin ustad abdestin farzı dörttür demedi? Bedihi, yani be konulmuş. İhtilafı meseleyi alıyor, bedihi yazılmış çizilmişi almıyor. Nedir o? İhtilaf tekvin kudretin içinde mi değil midir? Ustad diyor ki kudretin içinde olan tekvinin emirleridir. O konuda eşari haklıdır. Ama bu emiri diyor sahibi, emrin sahibi olma itibariyle tekvin kudretin dışındadır. Müstakim. Çünkü emir bizzati emreden değildir. Emir ayrıdır, emreden ayrıdır. Kontrolsüz güç. Sonra şurada lef-i mahfuz hakkında ihtilaf edilmiş, ustad hiç onlara değinmeden o ihtilafın kaynağını ben anladım. Dedim ki kitab-ı bin, imam-ı bin ikisi aynıdır dediler diyor. Hatırladınız mı? İki bazı ulema demiş ki kitab-ı bin hayır diyor, imam-ı bin ikisi ayrıdır. Yani Maturidi Hazretleri imam-ı bin kitab-ı bin ayrıdır diyor. Eşari Hazretleri tektir diyor. Kitab-ı bin. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Gafur. İki Eşari Hazretleri diyor ki kitab-ı bin esastır. Maturidi Hazretleri imam-ı bin kitab-ı bin ayırıyor. Ayırır. Ustad Hazretleri de ikisini cem ederek diyor ki Maturidi sen mazi ve müstakbelde doğrusun. Eşari sen halde doğrusun. Eşari sen kitab-ı mubin diyerek haklısın halde anda. Eşari sen mazi ve müstakbelde doğrusun ama iki eksikliğiniz var. İkisinin cemi lef-i mahfuzdur. Bunların da arkasıdır. Alemin kalp, alemin şuttan üstündür. Tamam. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.